Doyum Su maç saatini sunar. Gomez oynuyor. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Maç saatiyle sizlerle birlikteyiz. Evet, ligdeki son müsabakamızı Alanya'da oynuyoruz. 10 dakika önce başlayan müsabaka bizim ana haber bülteninin biraz aksaması nedeniyle yayına 10 dakikalık bir gecikmeyle başladık. Stüdyolarımızda Profesör Doktor Erdin Şıktar hocam var. Öğretim üyesi Doktor Haluk Sivrikaya hocam bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hocam, hoş bulduk. Erzurumspor Alanya'da ve yardımcı hocalarla gittiği Alanya deplasmanında şu an Alanya'da mücadelesini devam ediyor ve 0-0'lık bir skorla işi götürüyor. Çok değişik bir kadroyla gitti Erzurumspor. Erdinç hocam ne söyleyeceksiniz? Şimdi biraz sonra ekranlara kadroyu da yansıtacağız. Zannedersem tabii Hasan'ın bir önceki hafta tabii artık bilerek mi, bilmeyerek mi? Yani bu maça gitmemek için mi? Yani çok kasti bir şekilde atırması. Tabii bu bana göre bir enteresan bir atırma oldu. Bugün onun yerine de zannettim Osman'dan başlamış hoca. Osman'dan sağ başladı. Tarafta da Butko ile başlamış. Leo solda. Yine Omolo var değil mi? Kadroda. Aynen Omolo var. Var. Emrah oynuyor. Obertan oynuyor. Ha burada Bomel göre yok. Bomel yok. Bomel'in yerine de şey oynuyor. Bomel'in yerine Buğra oynuyor. Buğra'yı oynatıyor. Tabii burada bana göre en büyük sürpriz Gomez. Evet. Şimdi geçen haftalardan ilk 11'de oynamasını nasıl değerlendiriyorsun hocam? Burada çok bu kulüp açısından da doğru mu? Kulübün değerleri açısından da doğru bir yaklaşım mı? Burada bir anda bunun Gomez'le başlanılması Yılmaz Hoca'yı bir nevi taca attı. Şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Yani sözünüzü kestim. Tabii burada da bir gözümüzde de 9 maç olduğu için aynı anda Kasımpaşa zannedersem ikinci golü buldu. Kasımpaşa evet 2'yi buldu. Değil mi? Evet. Evet. Kasımpaşa 2, Ankara Gücü 0. Göztepe Gençler Birliği'nin önünde 1-0 önde. 1-0 önde. Rize Antep karşısında 1-0 önde. Diğerlerinde herhangi bir gol yok. Şimdi bu sizin sorunuza şöyle yanıt vereyim. Tabii bu buradan için bana sürpriz oldu. Şimdi biz eğer gerçeği, realiteyi konuşacaksak bu Fenerbahçe maçında söylenenler değil mi? O işte oyuna girmedi, şu olmadı, bu olmadı vesaire. Novi Kovac yok ama. Novi Kovac yok ama tabii o Novi Kovac'ı biz görmedik. Yani devre arasında, soyunma odasında olanlar var. Ama Gomez o olay biraz farklı yansıdı. Sanki oyuncu işte para almamış, oyuna girmemiş ve o anda işte hocanın isteğine cevap vermemiş, ben oynamıyorum diye bir tepki göstermiş vesaire vesaire. Bu çünkü Yılmaz Vural Hoca tarafından yayıncı kuruluşta direkt herkesin önünde dile getirdi. Şimdi hocanın gitmesi ve bu müsabakada Gomez'in oynaması kimse kusura bakmasın biri yalan söylemiş. O zaman yalan söyleyen Yılmaz Vural. Öyle olmadı mı? Yani şimdi hocam şimdi biraz önce kulübün değerleri mi? Çünkü bu kulüpten 2 hafta önce de değil mi? 4 tane oyuncu gitti. Şimdi onların suçu ne? Şimdi ona işte bu ona dönüyor. Onların suçu ne oldu? Bunu niçin bu kadar yansıttınız o zaman? Değil mi? Gomez'in açıklamasına bakıyorsunuz. Diyorsun, o diyor ki ben oyuna girmek için bana haber geldi. Girecektim. Sonradan geldim. Ben seni seviyorum. Şu anda almayacağım gibi bir ifade kullanılmış kendi beyanında. Öyle diyor. Yani ben oyuna girecektim diyor. Ve hatta diyor ki ben 4-5 aydır finansal olarak maaşımı da almayan biriyim. Ben bunu canı gönülden oynayan biriyim dedi. Yani bunu FIFA'ya götürmedim, UEFA'ya götürmedim değil mi? Evet. Herhangi bir yere şikayet etmedim. Bu kadar iyi niyetimin sonucunda böyle bir şeyle karşılaştım gibi ifadeleri var. Bu sonuçta biri demek ki yalan söylüyor. Yani kimse kusura bakmasın o zaman. Yılmaz Vural yalan söyledi. Değil mi? Şimdi Yılmaz Vural orada bunu gösteriyor. Yanında sağlık ekibi var değil mi? Orada malzemeci var. Yan tarafta teyko oturuyor. Değil mi? Evet. Bunların %100 bunlara sordular orada neler oldu, nasıl oldu, tercümede mi sıkıntı oldu, yani çevirmede bu da olabilir, yanlış mı anlaşıldı? Ama eğer şimdi şu anda Gomez'in sahada olması bana müthiş bir bana sürpriz. Bana da çok abes geldi. Sürpriz yani en azından yani. Burada kulüp değer yargıları açısından ne olursa olsun hocam, Gomez haklı da olsa. Eğer o dönem Yılmaz Hoca'nın
o işin başındaysa ve sen bundan sonraki kulübün gelecek değerleri açısından Gomez'i ilk 11'de sahaya sürmezdin. Hemen şöyle bir size şöyle söyleyeyim. Acaba şimdi siz biz dünkü Spor Aktif programında hocanın değil mi yayıncı kuruluşa vermiş olduğu şeyi dinledik. Orada gitmeyeceğini ve Alanya maçına hazırlık yapıyordu. Takım hazırlayacağını söyledi. Acaba kulüp yönetimi hocayla konuşurken biz Gomez'le ilgili düşüncelerimiz bu. Siz nasıl görürsünüz? İşte Alanya maçına... Zaten hafta içinde bu tür şeyler o Fenerbahçe maçından sonra Yılmaz Hoca'yla çok bu tür konularda istişare yapılmış. Yani gelsin acaba... özür dilesinler denilmiş. Yılmaz Hoca kesinlikle istememiş. İşte bu onunla gidiş yani hocanın antrenmanı almamış. Yani burada hocanın gidişatına bu etken olmuş olabilir mi? Ben Gomez'i götürmem Alanya'ya. Takdir sizin. Ne yapacaksınız hocam, yani en kritik maçımızda Kasımpaşa maçında da kadroya almadı. Yani şimdi bizim için çok önemli olan o müsabakada kadroya alınmayan bir oyuncuyu sen sonradan hocayla yollar ayırdıktan sonra kadroya alman bizim bu Erzurumspor kulübü bugünlük bitmeyecek ki. Devam eden bir kulüp bu. Var olan bir kulüp. Ama şimdi dışarıdan bakış açısı nasıl değerlendirilir? Yani bir hafta önce bu problem, bu polemiği yaşayan bir oyuncu hoca gider gitmez hemen ilk 11'de. Ve bir hafta antrenmana çıkmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Artık kendi başına antrenman yaptı mı? Başka bir şey mi yaptı? Ne yaptı bilmiyoruz. Bu arada çok önemli bir yerden de hocam frikik kullanıyoruz. Tabii bütün maçları aynı anda yayınladığı için yani. Erzurumspor'un maçını çok küçük bir karede izlemek zorunda kalıyoruz. Aslında zaten çok fazla izlenecek bir maçımız da kalmadı. Bir gözüm Kasımpaşa Ankara Gücü maçındaydı. Bir diğer Erzurumspor maçında. Kayseri'nin maçı şu anda. Kayseri 0-0 devam 0-0. Ediyor. Bir tek gözüm yani artık büyük bir Kasımpaşa'da gözüm artık gitmiyor. Şimdi tabii son haftalara kadar ümidini devam ettirtmesi Erzurumspor'un bu kadar çalkantıların olduğu bir dönemde, bu kadar sirkülasyonun fazla olduğu bir dönemde mesela bir Denizli haftalar önce işini bitirmişti zaten. Yani görünümde oydu. Ama bizim hala son haftaya kadar şu maçtan 3 puan çıkarsa son haftaya kadar bizim hele bir de Başakşehir Kayseri'yi yenerse son hafta oturup yine bekleyeceğiz. Ki bu iki takım ne yapacak diye. Biz buradan 3 puan alırsa. Tabii ama işte şöyle söyleyeyim. Yani Başakşehir Kayseri maçı da şey hocam. Yani büyük bir ihtimal tabii ben Başakşehir'in ağır basar ama geçen hafta Kayseri'nin oynadığı futbol böyle göz önüme geliyor. Yani bu maçtan da yani en kötü ihtimal beraberlik çıkarma ihtimalleri yüksek. Çıkardıkları zaman zaten bizim otomatikmen işimiz bitiyor. 41 ediyorlar. 41 ediyorlar evet. Biz zaten 40 sınırında kaldığımız için otomatikmen daha yapacak bir şeyimiz yok. Ankara Gücü'nün bir son maçı var. Onlar 38. 41 yapmak. İkili avaraj kimde bilmiyorum ama son hafta Kayseri yine bir puan alsa yine. Kayseri'de. Hocam. İkili avaraj Kayseri Ankara Gücü arasındaki ikili avaraj Kayseri'de. O zaman 0-0, Kayseri 1-0. Buradan bir puan aldığı zaman Ankara Gücü'nün de işi biter. Büyük bitme. O avantaj yani maçlar sağlıyor. Maç böyle biterse. Aynen öyle. Bu sefer geçen yıl iki tane küme düşmüş takım. Bu sefer ligde iki tane, ikisi ligde kalmış oluyor. Yani Malatya Kayseri. Ve Kayseri. Şimdi Haluk Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gomez'in durumunu hocam. Ve bu kadroyu biraz sonra ekranlara da vereceğiz. Kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla kadro yani olması gereken. Zaten yedeklerde de yine genç oyuncuları almış. Kadroya koymuşlar. Bu maçta da işte yani bir kırmızı kartımız vardı. Geçen haftadan zaten Erdinç Hoca'nın dediği gibi Hasan. Artık bilerek mi bilmeyerek mi onu da biz bilmiyoruz yani orada. Yani artık şimdi düşüncesi ne? Hocam ona bilmeyerek diyebilir misin? Yani hocam bilmeyerek tabi olmaz da. Yani çünkü faul almasın, yerdesin ve yerde şimdi burada demek, bilerek tak diye vuruyorsun. Yani orada bilerek vurma var. İşte orada bilerek ne? Tamam hareketi bilerek yaptı da düşüncesi ne acaba? O önemli. Yani Alanya'ya gitmemek, gitmemek mi? Yani? Mi o önemli yani düşüncesi? Tamam, bazen vardır. Yani Ali Hocam da siz de bilirsiniz. Profesyonel takımda takım iyiyse, iyi yerdeyse, herhangi bir iddiası yoksa bazen önümüzdeki hafta kim gidecek ya işte bir dördüncü, üç sarı kartıma dördüncü alayım da tamamlayayım yani. Profesyonelliğe yakışır mı? Yakışmaz. Yönetimle konuşursun, izin istersin, başka bir şey olur. Yani ama böyle bile kendini attırtman
Hiç hoş bir durum mudur yani? Hiç bir de görüntü, bir de profesyonelsin. Herkes seyrediyor. Şimdi hem de transfer yapabilirsin, kalabilirsin. Bundan sonra Erzurumspor'a da mı? İşte Erzurumspor'unda bir transfer komitesi oluşacak. Senin kalıp kalmaman yönünde değil mi? Bir şeyler olacak. Erzurumspor'un yaptığıyla Akan'ın yaptığının arasındaki fark. Kimin? Akan'ın Kayseri maçındaki yaptığı fark. İkisi de aynı kapıya çıkardı. Aynı yani. Fark ne farkı? Tabii biri önce yaptı. Erzurumspor'u biraz daha sarstı. Demoralize etti. Hiç olmayacak bir şeydi. Tabii o yani o dönemde o Akan yapmamış olsa, o maçı biz daha farklı bitirmiş olsak belki şu anda çok farklı bir şekilde maç seyrediyor olacaktı. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, bir o zaman bir takımı kadrosunu bir ekranlara alabilir miyiz? Daha sonra yedek kadroyu da alacağız. Bir kadro üzerinde bir konuşalım. Nasıl bir, çünkü çok değişik bir kadroyla çıktı Erzurumspor. Şimdi aslında hocam çok değişik kadroda da çıkmadı. Mesela bizim ben çok şimdi onu... hocam bir ekranlara bakın nasıl değişik kadroyla çıkmadı hocam. Çık. Sağda yok, Butko yok. Var, önünde tamam. Emrah var. Tamam hocam. Şimdi haftalardır Murat'la Cenk arkalı önünde oynuyorlardı. Bugün onların ikisi de yedekte. Aslında ben dünkü Spor Aktif programda veya bir önceki haftaki programda da aslında bunu ben atladım mı ya da nasıl oldu? Mesela Raşani ile Rahman Buğra değil mi? Bunlar şimdi bizim Raşani Antep maçını çevirmediler mi hocam? Evet. Bunlar bizim Antep maçını çevirenler değil mi? Denizli maçı da öyle. Yok çevirdiler değil mi? Evet. İkisi çevirdi yani bize evet. Getirdi. Bunlar niye ondan sonra sürekli olarak ilk 11'de başlamadı? Ben onu bilmiyorum. Yok hocam, yok şöyle tabii. Bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi eğer takımda bir değişkenlik istiyorsak değil mi? Maç trafiği çok yoğun. Bu ikisi de belli bir performansı göstermiş oldu değil mi? Biz de gol attılar hocam bunlar. Skor elde ettiler. Bir de Raşan'ın Denizli maçında oynadığı bir oyun vardı. Yani... Yok yani öyle olmadı mı? Çok enteresan. Bu son iki oynanan maçta da ikisi de şeyde başladı. 18'de, 11'de başlamadı. Başlamadı evet. Peki Osman Rahman ikilisini nasıl düşünüyorsunuz hocam? Şimdi Osman zor. Ne Omolo var, ne Petrus var. Şu ana kadar ilk 11'de ilk defa Osman'la Rahman aynı anda ön libero'da başladılar. Şöyle söyleyeyim. Osman oynadı ama. Osman yabancı ama değil. Omolo ile oynadı. Omolo ile oynadı. Bu ikilinin önde oynaması belki bu sezonun ilk Rahman biraz oldu. Daha şey hocam. Ve bu arada gol oldu? Gol geldi. Galatasaray golü attı. Yoksa offside mi? Offside olarak verdi. Yok, Rahman biraz daha şey hocam. Üçüncü bölgeye daha yakın. Yani biraz daha arka bölge değil de. Üçüncü ön bölge daha rahat. Ofansif yönü daha farklı. Topu tutuyor. İki yönlü oynayabiliyor. Tabii bu arada Emrah'ın sakatlığı var. Yerde sakatlığı devam ediyor. Uzun bir dönem oynamadılar. Aslında fırsat da yakaladılar. Onun için diyorum. Bak hocam Başakşehir, Denizli maçlarında bunlar ikinci yarı girdiler. Oyunun çehresini değiştirdiler değil mi? Katkı sağladılar. Ve ondan sonraki süreçte bunlar hiç başlamadı. Yine Ahmet'ten başladık baktığınız zaman. Tabii ondan sonra başka yine şeyle hocam, Emrah devam etti. Hocam sanki mesela Butko'nun da bir Kayseri maçında ilk 11'de başladık. Yaptığı evet. Bir penaltı vardı. Sonra Butko da gitti. Yani bir daha 11'de görmedik onu. Yani aslında hocam Erdinç Hoca'nın dediği yani doğru. Geçişleri yapamadık. Yani, yapamadık yani. Onu. Mesela Butko'nda başladı 11'de oynadı. Güzel de oynadı. Ondan sonra niye değerlendirilmedi? Yani Rahşan'dan mesela Raşani'yle işte Buğra niye değerlendirilmedi? Bir de bunlar hocam katkı sağladılar. Yani katkı oyuna girdi oyunu çevirdiler. Mesela Oltan'ı da buna katalım aynı yerde. Gerçi Oltan... Şimdi, taktiksel olabilir mi hocam? Mesela Oltan'ı biz iki maç ilk 11'de gördük. O Oltan'ın 60'ta girdikten sonra son maçtaki Oltan biz dediğimiz Oltan değil hocam. Değildi evet. Evet onu hayır ilk 11'de başlayan Oltan'ın hepsi aynıydı. Yani ilk 11'deki Oltan 60'ta 70'te giren Oltan'dan çok farklı bir Oltan. Peki hep Oltan'ı değerlendirselerdi hocam. Mesela ilk başta Ankara Gücü maçında da oynadı değil mi? İlk 11'de başladı ilk Ankara Gücü maçında. 11'de değil mi Oltan? Hayır sonradan girdi. Neyse. Sezonun ilk maçını diyorsun ilk maçını diyorum. Sonradan girdi iki gol attı. Ama iki gol attı. Onu değerlendirseydi mesela onun üzerinde dursaydı i̇şte belki üstüne koyacaktı. Sakatlandı hocam. Hafta içi İşte o sakatlık onu bitirdi işte. Sakatlık yani. 8 hafta. 8 hafta 9. O da Oltan'ın şanssız. Bence yani geçen hafta bir şey alamadık ondan. Bir randıman alamadık ama o sakatlık falan geçen olmasaydı. Geçen maçta da alamadık. Hayır hocam bunu niye böyle? Gerçi 2-3 haftadır benim de gözümden kaçtı. Sizin de gözünüzden kaçtı. Ben bunu enteresan buluyorum. Niçin? Bir de 4 tane oyuncumuz gitmiş.
bizim oyuncuya dinlendirip bazı maçlarda daha dinç bulmamız gerekirken. Mesela Kasımpaşa maçında Emrah çok yoruldu. 55. dakikaya kadar ancak Emrah bir de getirelim. Kasımpaşa maçına kadar çok üst seviyede oynadı hocam. Fenerbahçe maçında üst seviyede orada oynadı. Getirdi. Ondan Başakşehir'de üst seviyede oynadı. Peki bir de yedekleri alabilir miyiz ekrana? Yedek kadromuzu. Çünkü yedek kadromuz... Altyapıdan oyuncular biraz... takviye yapılmış zaten. Kim attı golü? Şu an durumları Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü var. Denizli karşısında. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hala 0-0. İşte Göztepe 1-0 önde, Rize 1-0 önde. Malatya, Erzurum maçları 0-0 devam ediyor. Kayseri maçı da dahil olmak üzere. Şimdi altyapıda yaklaşık 4 ya da 5 oyuncu. Ya. Şu an ekranlara biraz sonra gelecek. 5 oyuncu Erzurumspor kadrosuna katarak götürdü. Peki bu yetenekte bizim oyuncularımız vardıysa, şimdiye kadar biz bunları niye değerlendirmedik? Bunları ara ara alıp niçin 5'er dakikalık, 10'er dakikalık şansları vermedik? Dün işte Spor Aktif programda da hocam biz bunu konuştuk. Yani sadece altyapı demeyle olmuyor. Yani altyapıdaki çocukları değerlendirmezsiniz. Bu arada yeni bir haber. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıp Lizbon'a verilmiş. Lizbon? Lizbon'a verilmiş. Londra'ya da değil. Şeyden dolayı hocam, pandemiden dolayı. Artık gerekçe ne bilmiyorum. Gerekçe var mı? Gerekçe açıklamışlar mı? Alanya penaltı mı atıyor? Alanya penaltı atıyor. Herhangi bir şey yok. Şu an bizim maçta bir penaltı pozisyonu var. Alanya atıyor ama ve orada... TK'nın yaptığı bir hareket. Yok ya. Sonradanki taktığı arkadan pozisyonu. Arkadan ayağı devam ettiyse eğer ona vermiştir. Ona vermiş ve şu an Alanya penaltı bir atıyor. Penaltı atıyor. TK'nın bu sezon ikinci yaptırdığı penaltı oluyor. Evet. Değil mi? Kritik maçlarda. Yani ne denir tabii bilinmez ama şu an Alanya'nın penaltısını tabii yine küçük ekranda gösteriyor. Ha, şu an büyük ekrana döndü. Efecan atıyor. Efecan atıyor. Top ayrı köşeye. Sümüşki ayrı köşeye. Zaten. Ve Alanya da 1-0 öne geçti. TK'nın yaptığı yine bir... Rize maçında biraz karışık bir şey görünüyor aşağıda. Malatya Hatay maçında da herhalde frikik. Orada frikik var. Ama Rize Antep maçı biraz karışık. Karışık. Evet hocam, yani şimdi bu genç çocuklara yönelseydik. Yani bir iki tanesini kazansaydık. Dün Erdin çocuğuyla bunu konuştuk da Ali hocam, sizin fikriniz, siz biraz da altyapıyı da seven bir hocasınız. Ben altyapıyı seviyorum, evet. Şöyle diyeyim hocam, tabii önceden hani Erzurumspor'un durumu da biraz sıkıntılıydı. O yüzden belki üstüne düşmemiş olabilirler ama birer ikişer atsaydılar, birer ikişer diye kadroya da dediğiniz gibi 5-10 dakika yine oynatabilseydiler, bu futbolcular ya da altyapıdaki çocukları kazanma yoluna gidebilirlerdi. Çünkü öyle bir şey ki altyapı, şimdi diyelim ki finansal bir etkinliğin yok. Futbolcu alamıyorsun, üst seviyede bir finansal etkinliğin yok. Bu sefer ne yapacaksın? Altyapıya döneceksin. Altyapıya döndüğün zaman da altyapıdaki çocukları da değerlendirmek gerekiyor tabii. Onlar da yavaş yavaş ne yapacaksın? Oyunun içine atacaksın. Yani 5'er dakika, 10'er dakika atacaksın kendilerini bulsun diye. Nitekim ileriki dönemlere baktığınızda takımın belki de kemik kadrosunda yer alabilecek futbolcular çıkacak oradan. Yani bu kesin. Bir de bu dönem, çünkü onların üstünde durmak gerekiyor. Çok bir şey var. Bu dönem şeyde hocam, Yedek Kupası'nda yaklaşık 21 oyuncu tuttular. Değil mi? Evet. Pandemiden dolayı. Evet. Öyle de bir imkan tanındı. Yani eskisi gibi 18 değil, 21'e kadar çıktı. Yani bu 21'e kadar çıkan içerisinde altyapıdan en az... Bu hangi maç hocam? Malatya herhalde. Malatya'da Malatya Hatay maçında 1-0 öne geçti. Öne geçti. Malatya, yani Hatay en azından 2-3 tane oyuncumuzu... Göztepe Gençler Birliği maçıymış hocam. 2-0 ikinci golü oldu. Yani bu... Şimdi renkler hep aynı olunca aynı tabii. Şimdi bu da çok enteresan bir şey oldu hocam. Malatya da sarı kırmızılı. Şu andaki, şu dakikadaki skorlara göre Denizli, Erzurum ve 2 Ankara takımı düşmüş oluyor. Evet. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Yani böyle biterse öyle. Yani şu andaki bu skorlara göre. Buna yani göre, göre evet. Gençler Birliği, Ankara Gücü, Erzurum ve Denizli lige veda eden takımlar olarak görünüyor.
Ve burada da enteresan bir gol oldu. Kimin? Rize'nin ikinci golü oldu. İsmail attı. İsmail Köybaşı attı. Evet. İşte bu futbol şansı hocam. Yani gerçekten bu futbol şansı. Golün enteresanlığına bakar mısınız hocam? Yani gol olmak istedi mi bir şekilde oluyor. Bir yerine çarpıyor. Ne oraya çarpıyor, buraya çarpıyor. Gidiyor gol oluyor. Yeter ki olmak istesin. Şimdi bir yedekler ekrana verelim. Bir yedek kadromuz çünkü bizim asıl ilginç olan. Evet, hem burada ilk 11'deki diziliş farklılığımızla ve şu anda da yedekler ekranda. Özgür kadroda. Her zaman kadrodaydı. Çoğu maçım yani %90 kadrodaydı. Özgür'le beraber Yusuf ilk defa. Yusuf Fırat var. Güney var. Güney var. Bunlar Fırat var. 4 oyuncu. 4 Güney, oyuncu Fırat, var, evet. Yusuf ve Özgür. Şimdi altyapıdan alınan oyuncular. Peki bunlar hocam ara ara yapılsaydı, yetiştirilseydi, oyuna 5'er dakikalık, 10'ar dakikalık oynatmalarla ki bugün Erzurum'un yerel basınında bir haber çıktı işte altyapının başındaki koordinatörün mirasa kondu diye bir yazı da çıktı. Şimdi bu çocuklar Erzurumspor'da çok eskiden beri olan, ta küçük yaşlardan beri bu kulüpte olup yetişen çocuklar. Yani haberin şeyi ne? Ana kaynağı ne? Niçin öyle bir haber yapılmış? Hani üstte bir anda 5 oyuncu, 4 oyuncu gidince sanki altyapı koordinatörünün marifetiymiş gibi gösterilmiş zannedersem. Halbuki bunun da işte bugünkü çıkan yerel basında mirasa kondu şeklinde ifade yani edildi. Mirasa kondu. Yani o şu anda sonradan dışarıdan gelen bir değil mi teknik ekip var. O ekiptekiler sanki bu oyuncular kendilerine mal etmiş gibi bir görüntü mü çıkmış? Ulusal medyada da öyle oldu. Yani ulusal medyada Özgün'ün Fenerbahçe maçında oynaması ve gol atması. Bu arada Cenk Ahmet oyuna mı girdi? Bir değişiklik oldu herhalde bizde Cenk hocam. Cenk Ahmet girdi herhalde hocam. Özgür'ün iyi oyunu ve sonradan da golle taçlandırması şey yaptı. Sanki altyapı koordinatörünün meziyetiymiş gibi Özgür'ü yani o önermiş gibi almış ki Özgür, yani Özgür sezon başından beri oradaydı zaten Özgür. Yani Özgür kupa maçlarında da oynuyordu hayır, hocam. Hayır kupa maçlarında Emrah oynuyordu. Hocam. Kadroya Emrah'ın bir sakatlığı çıktı, vardı. Evet. Emrah'ın bir sakatlığı vardı. Çünkü uzun sürede tedavisi yapıldı yerde. Bir penaltı daha geldi Galatasaray adına. Eliyle. Evet. El müdahalesi mi var? Yani bundan sonra her şey olabilir hocam. Yani yok olsun da hocam bazı şeyler doğru olsun. Yani Galatasaray maçında Babel miydi süren? Babel he. Orada topa mı dokundu tutuşunu mu diyor savunma oyuncusuna? Yani onu bir daha göstermesi lazım. Yine Babel atıyor ama dur yani bir daha bakmak lazım ona yani. Tam burada eline da, mi vurdu? Burada da şöyle bir şey olduğu için yani Galatasaray genel avaraj durumunu kapatma işi var ya hocam. Evet. Bugün de gündemdeydi. Şimdi hakemler de enteresan. Mesela Beşiktaş maçının hakemi Palabıyık. Bu bizde net golü göremeyen hakem değil mi? Evet. Malatya maçındaki. Hı-hı. Şimdi bu kadar kritik maçlara bu kadar arızalı hakemler nasıl veriliyor ben onu da anlamış değilim hocam. Şimdi mesela Galatasaray ikinci golü buldu penaltıdan. Ama yakından penaltının nasıl oluştuğunu göstermedi yayıncı kuruluş. Sadece penaltı oluş şeklini verdi. Hocam biraz önce, bir 5 dakika önce Malatyaspor 1-0 öne geçmemiş miydi? Hayır o Göztepe'ymiş hocam. Göztepe. Biz forma renklerini karıştırdık. Forma renklerini karıştırdık. Tabii bu arada Malatya'nın antrenörünü de tebrik etmek lazım. Ciddi bir başarı gösterip takımın ligde tutmayı başardı. Ve şu an böyle bir sonuçlar böyle biterse Beşiktaş'la Galatasaray'ın arasında 1 puan fark kalıyor. Fenerbahçe tabii şampiyonluktan uzaklaşıyor. Son haftaya kaldığı zaman zaten Beşiktaş'a beraberlik de yetiyor değil mi? Öyle mi oluyor? Beraberlik yetmiyor hocam. 1 puan kaldığı zaman beraberlik kalırsa Galatasaray yenerse Galatasaray şampiyon olur. Galatasaray götürür. Şu anda Galatasaray Beşiktaş'ın 3 puan yok mu? 3 puan var. Şu an 3 puan var. 2 puan kapandığı zaman 1 puan kalıyor. Beraberlik yetmez. Ancak Beşiktaş yenerse son haftaya beraberlik yeter. Çünkü Galatasaray'la Beşiktaş Fenerbahçe'den de ikili avarajda iyi. Hocam şimdi derbi Galatasaray Beşiktaş maçında mesela Cüneyt Hoca'nın yardımcısı bugün Avrupa Şampiyonası'nda da
görev alacak o hakem triyosu. Mesela Beşiktaş'ın bir pozisyonu vardı. Out çizgisini geçmediği halde out evet. diye değerlendirilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Ali Hocam senden başla. Şöyle bir şey var. Ben öyle gördüm demiş. Göremezsin yani hocam. Var var. Oradan o... var. Bugün var ne diye var hocam. Hocam ona müdahale yani, etmiyor. Şimdi ona benim bildiğim müdahale etmiyor. Onlara şey yapmıyor. Onlara yardımcı hakemler bakıyor da yardımcı hakemin oradan görmesi biraz şey. Yani onu hayır, görmedi yani. Ali Hocam bak. Şimdi top out'a çıktı değil mi? Out'tan döndü. O pozisyonda gol oldu. Orada VAR devreye girmeyecek mi? Bu topun başlangıcı out diyor. Nasıl yok? Girmez ki hocam. Niye girmiyor? Girmiyor işte, niye hocam var. Eline çarpanı giriyor? Bizim hocam mesela bizim Taj'dan dışarıdan da aldılar işte, verdiler. O oldu da Karagümrük maçında Taj'a verdi Karagümrük. Dönmedi geri. 2-3 pozisyon geçti ama. Burada da aynısı var. Aynı ama bu 2-3 pozisyonda VAR yine ne olursa olsun hocam geriye dönüp bakıyor. Dönmedi mi? Yani 4-5 pozisyon sonra bizim maça dönüp bakmadı mı? Vermedi golü. Vermedi. Evet. Vermedi ya. Onun için diyor. Ya bizde her şey oldu hocam. Bize göre normal. Yani bizim kurallar bize başka, diğer takımlara hocam, başka işledi. Hocam şöyle bir şey var. Şimdi VAR tamam güzel bir uygulama var ama iyi uygulanırsa güzel yani. Orada eğer yanlış işlere bunu bulaştırırlarsa VAR yok orada yani. Bunu düşünmek lazım. Şimdi bu sezon dikkat ederseniz VAR'a bir baktığımızda VAR hangi maçta doğru düzgün gibi yönetim gösterdi ki? Yani hakemler de dahil buna. Bunu açık açık söyleyelim. Hiçbirinde göstermedi. Beşiktaş maçında gol mü var hocam? Biz Karagümrük attı herhalde. Karagümrük attı. Evet. Attı Karagümrük. Ben gördüm Karagümrük yani. Beşiktaş maçında 1-0 öne geçti. Çok enteresan maçlar olmaya başladı. Çünkü şeyde ara geçiş oldu. Geçişte sevinç vardı. Bize bir penaltı daha verdi. Yine mi penaltı? Penaltı. Şumski'nin yaptığı hareket. Bu sefer de kalecinin yaptığı hareket. Evet, yine penaltı. Ne kadar güzel. İki penaltı. daha henüz dakikayı da göremezsek de. Şimdi Alanyaspor ikinci penaltısını kullanacak. Sonra da Sumiski'nin yaptığı hareket sonucunda ikinci penaltıyı verecek. Beşiktaş'la Galatasaray şu an puan puana geldiler. Eğer maçlar nasıl? Böyle biterse. Şimdi Fenerbahçe maçında bir arıza var herhalde. Hakemin başına toplanmış Sivaslılar ve Fenerbahçeliler. İkili avaraj, ikili şeyde Galatasaray önde değil mi Beşiktaş'a karşı? İkili avaraj. Aynı mı? Aynı, genel, aynı. Yoksa genel avaraja gidiyor. Genel avaraja gidiyor. Ha, ondan dolayı şey, 6 golü kapatma çabası vardı. Çok enteresan maçlar oluyor. Çok enteresan. Enteresan oluyor. 2-0 oldu mu Bey? Erzurumspor daha atmadı. Atıyor yine. Atıyor şu an. Penaltıyı kullanıyor. Sumiski hazır. Yine penaltı. Yine çok Efecan. İlginç ya. Yine Efecan. 2-0. Hiçbir şey yapamadı bu sefer. 2-0 oldu. Evet. 2 penaltı golü. 2-0. Artık bundan sonra herhalde biz önümüzdeki yılın hesaplamasını yapacağız. Yapmak gerekiyor yani. Aslında bu geçen yıl hesabını 6-7 hafta önce yapmaya başlamıştılar hocam. Öncesinden. Biz o heyecanı yaşadık ama işte bu maçı alırsak şu olur, bu maçı alırsak şöyle olur, bu maç işte beraber biterse şu olur. Şimdi tabii bu sezonun değerlendirmesini pazar günü yapacağımız bir program var hocam. Saat 20.30'da başlayacağız. 20.30'da başlayacak o maç saati programında biz diğer maçları bir yandan takip ederken... Cumartesi mi, pazar mı hocam? Pazar günü. Pazar günü 20.30'da biz yayınımızı yapacağız. Ve bu yılın değerlendirmesini yapacağız. Hatta Ali Hoca'dan da rica ettim. Kaç puanımız gitti, ödev hangi maçta hocam gitti, bana. Nerede gitti, çalışıp geleceğim. Neler oldu. Yani hatta dedi ki hocam sen dedi öyle bir çalışma programı verdin ki bize dedi. Yani bunun üzerine tez yazılır. Yazılır da. Yok tez yazılır çünkü da zaten ana tema var oluyor zaten. Birinci haftadan başlayan ciddi manada ben o zamandan feryat ettim. Hatta Erdinç hocam hatırlar mısın? Mehmet Özdek stüdyolardaydı, buradaydı. Dedim ki hocam bizi yiyorlar bakın. Ya işte hakemler de hata yapabilirler. Genç hakemler onlar da yetişecek. Öyle olacak, böyle olacak. Falan olacak, filan olacak dedi bana. Şimdi Haluk Hocam'a dönmek istiyorum. Haluk Hocam çalışmalarını başlattın mı? Hocam henüz başlatmadım, başlayacağım.
Şimdi bir de bu hakemlerle ilgili gelelim hocam konuşmaya. Şimdi 2 hafta, 3 hafta önce Yılmaz Vural hocamız hani hakemler iyidir, teşekkür ederim diyordu ya. Bu son bir röportajında bilmiyorum gördünüz mü? Hakeme biraz konuştu işte böyle yönetti, şöyle yönetti. Işte, o maç onda da hakem hatası vardı. He, onda da. O zaman öbür maçlarda niye teşekkür ettin? Bu sefer de insanın aklına diyor ki hani o maçı atlattık, aldık bu maçı da hakeme bir tebrik edelim falan. Güzel görünmek için herhalde o aklıma geldi. Ama tabii bizim şimdi buraya gelene kadar hocam gerçekten bizim nereden baksanız 8 puanımız heba oldu gitti hakemlerin sayesinde. Bu açık hem hakemlerin hem VAR'ın sayesinde gitti. Ali hocam sözünü kesme bir arada bir penaltı daha verdi. Denizli maçında bir penaltı daha var. Denizli Galatasaray maçında mı? Herhalde VAR'dan evet bu topun kesimi şu andaki bu müdahalesi hocam penaltı. Kafa vuruşundan kafa sonra eline yapıyor. Onu verir, kesin verirler onu. VAR'a gittiyse verir zaten. Verdi zaten. Verdi. Yani bu hafta da penaltı hakemlerden yana şanslı bir takım. Bu hafta penaltı haftası oldu herhalde. Şu anda orayı da yani, takip ediyorum. Şu Beşiktaş maçında da bir küçük. Ve atamadı. Atamadı. Demek ki haksız penaltıymış. Emre mi atamadı? Emre atamadı. Öyle derler ya hani de penaltı kaçıyorsa demek ki haksız. Haksız verilmiş bir penaltı ki Galatasaray penaltıyı değerlendiremedi. Tabii Beşiktaş'ın 1-0 mağlubiyeti devam ediyor. Fenerbahçe 0-0. Biz 2 penaltı golüyle 2-0 gerideyiz. Ama gördüğümüz kadarıyla da böyle bir ezik oyun oynamıyoruz hocam. Yani ve bu arada Galatasaray Denizli maçında tekrar yine Denizliler hakemin etrafında atamadı diye tekrar ettirmesi lazım hocam. Yani hedefe ulaşması için öyle bir şey yapması yeni lazım. Yeni kurallar şeyi genel avarajı kapatmak için mi? Rodega bu arada sarı kartı görüyor. Herhalde penaltıyı tekrar ettirecekler. Böyle bir şey mi var? Niçin itiraz ediyorlar? Onun gibi görünüyor veya orada başka bir şeye itiraz ettiği için sarı kartı gördü. Artık tabii biz küçük karelerde izliyoruz. Ve bu arada Antep golü mü attı? Hatay attı veya. Gençler Birliği attı herhalde hocam. Şimdi Gençler Birliği attı. Göztepe'ye karşı. 2-1 oldu. Burada da zor yani. Mesela bizim takım Erzurumspor hakkında da bir şey söyleyemiyoruz ki nasıl ne oynadıkları da. Çünkü belli olmuyor ki hocam çok küçük çünkü ekranı bölmüşler. 9 tane maçı aynı anda izliyoruz. Hocam Başakşehir-Kayseri maçı bitti mi? Devre mi oldu? İlk yarısı bitmiş olabilir. Yani çünkü ilk yarılarına artık yavaş yavaş geliyoruz evet. Başakşehir-Kayseri'nin ilk yarı sonucu 0-0. 0-0. Artık ilk yarıları bitmek üzere hocam. Bütün müsabakaların. Erzurumspor maçında 4-5'ler oynanıyor. 4 dakika ekleme var. Bize 4 dakika normal. 2 tane penaltı çaldı. Evet. Birinde VAR'a gittim hocam. İlkinde gitmedi herhalde. Gitmedi. İkisinde de gitmedi hocam. İkisinde de direkt verdi. Ve bizim VAR hakemimiz de sıkıntılı bir hakem. Serkan Tokat. Evet. Yani 6 metre mesafeyi göremeyen adam şimdi ekrandan herhalde görecek bazı şeyleri. Olmasa da penaltıyı verdirttirir ki o. Verdirttirirdi yani orada devam deseydi yine kulağına söylerdi orada yani. Bir daha izle diye. Daha gideceğiz diye söyleyebilirdi. Yani diyorsun. Kesin hocam söylerdiler yani pozisyonları da. Ve bugün Kasımpaşa maçında bir oyuncu sakatlığı var. Fenerbahçe maçında mı ilk yarı sonucu? Fenerbahçe gol kaçırdı herhalde onun şeyi var orada. Ozan ön direk organizasyonunu yapamamış. Yapamamışlar. Artık son dakikalar oynanıyor tabii. Tabii. Bundan sonra işler bizim zaten bizim vaktten sonra bizim iş olacak yok bu yani. Vaktten sonra yani şimdi beraberlik de bize yetmiyor. Bir hem beraberliği yakalayacağız bir de galibiyete gideceğiz. 3 gol. 3 gol. Deplasmanda 3 gol çok attık biz hocam. Yok atarız da atarız yani, da hocam o oyun yok yani oyunu göremiyoruz ki. VAR mı yok mu? Yok yani, hocam oyun ya diğer maçlara da baktığımızda eğer o şekilde devam ediyorsa yok yani açık söyleyelim öyle değil mi? Bu arada Sivas yani, golü attı herhalde.
Evet, bir sevme var. Evet. Evet, Sivas attı hocam. Kraler attı mi? Büyük ihtimalle. Oo, girmiş. Çarptı. Kendi kalesine atmış. Yok hocam. Yok, çarptı. 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 Sadece şeyi bozdu mu, bozmadı mı? Çizgiyi. Kalenin içerisindeki Fenerbahçeli oyuncu. Ve bu arada Kasımpaşa 3'e mi gidiyor? Evet. Kasımpaşa 3'e attı. Yok, Rize 3'e attı. Şimdi şey, aynı renkli 2-3 takım olunca şey de karıştı. Yani Galatasaray, yakından acaba tanıyoruz. Şey, Malatya. Renkler çok birbirine benziyor hocam. Biz de Malatya sarı kırmızı oynuyor. Galatasaray aynı renkli oynuyor. Hocam, Göztepe aynı renkli oynuyor. Hocam, bizim maç 2-1 oldu. 2-1 oldu. 2-1 oldu. Attık. Biz golü attık ama bizim golü büyük ekranda gösterme lütfunda bulundu. Aynı anda oldu hocam. Aynı anda oldu ya. Golü alınca döndü. Şimdi bizim golün nasıl olduğunu görmeye çalışıyoruz. Eğer aradan kaçırmadımsa kafa golü gibi bir şey oldu. Ya o aynı anda oldu ya, o şeye geçti, büyük ekrana geçti. Diğer Malatya'da maçı da gösterdi. Bir gol var. Şeyde, Hatay attı hocam. Hatay attı herhalde golü. Evet, Hatay seviniyor. Bir zahmet bizim golü Beşiktaş, de yani. Beşiktaş devre arası. Şu an hangi Hatay, maça geçti? Hatay'ın golünü gösterecek herhalde. Bizim yok, bizim göstermiyorlar hocam. Bizim bize yok. Gerek mi duymuyorlar? Gerek duymadılar hocam bize. Evet, Hatay'ın. Mopenza mı attı hocam, yoksa şey mi, diyor mu? Bu penza atmış, evet. Hatay şu an 1-0 önde. Bir lütfedip bizim golü de gösterirlerse eğer. Antep, Rize devre arası. Beşiktaş, Karagümrük devre arası oldu. Bizim hala göstermiyor hocam. Şu anda gösterecek ama. Ofsayttan da iptal etmemişler ama. Etmemişler onu. Oynanıyor maç. O Çaykur 3'e atmış. Bizim maçta o diğer köşede hocam, o kol uzanması varsa o sıkıntılı, aynı pozisyonda geçen hafta iptal ettiler de ama golümüzü. Hayır, bizim maçı iptal etmediler. Yok şimdi bak, şu pozisyona bak. He. Hocam görüyor musun? Aynı yine gol uzatmış ile istiyor topu önüne doğru. Şimdi maç 2-0 ama onun için hocam, kendisine kendi kalelerine atmışlar. Kendisine atmış. Ofsayt verdi. Yok hocam. Elini kaldırdı hocam. Yok, 2-1 devre oldu 2-1 hocam. 2-1 devre oldu. Hayır ama o 2-2'lik 2-2'nin golünü iptal etti. Çünkü o hakem elini havaya kaldırdı. Yani golden sonra oyunu bitirmedi ki, golden sonra o zaman ofsayt verdi orada hocam. Ofsayt verdi orada. Ya bizim golü göstermedi diyor şu anda. Yani o, eğer bu şeyi golünü ya, iptal edilen golü gösterdiyse ofsaytı verdi orada. O ilk başlangıçta çıkış anında ofsayt verdi. Orada ofsaytı verdi çıkış anında. Yani Raşani'nin topu kale çizgisine kadar getirmiş olduğu topa şey yapmadı. İlk çıkışına verdi o zaman. Hatay 1-0 önde. Biz 2-1 mağlup durumdayız ama şu an şu şeyi bizim maçtaki tekrarları gösteriyor. Küçük ekrandan görmeye çalışıyoruz. Bu birinci penaltı. Hocam, Alanya'nın hocasını ben bir türlü sevemedim. Bu ikinci penaltı pozisyonunu gösteriyor. Peki burada Sumiski müdahale etmese bu top avuta gider miydi hocam? Yani en azından ayakta dursaydı, yani korumalı gitseydi ayakta, o topla beraber çıkardı o tarafa zaten. Öyle bir şey olmazdı. Yattığı anda zaten fırsatı verdi futbolcuya. Bizim gol ama ofsayt değil hocam. Çok geriden çıkmış. Yok orada problem yok hocam. O zaman şey, sizin dediğiniz değil o zaman. Gol. Değil, yok. O gol pozisyonu o zaman. Gol pozisyonu hocam o. Tamam, yani kendi kalelerine atmışlar. Kendi kalesine attı. Kendi kalelerine atmışlar. Kendi kalelerine atmışlar hocam. Kendi kalelerine atmışlar ve bu arada VAR'a golü verdi. Şeyden inceledikten sonra verdiler. Aha. Hocam yani, ve şey diyeyim, Ankara Gücü maçında kırmızı kart var mı? Ankara Gücü maçında şu an kırmızı kart yok hocam. Hiçbir maçta kırmızı kart yok. Kırmızı kart olsa çünkü kenarına var, bir kırmızı işareti mi düşüyor. Şu an Kasımpaşa kırmızı kart yok, görünmüyor Erdinç hocam. Kırmızı kart yok ki, yok, görüyorsun yok. Hocam. Bizim maçta da devre arasına gidildi. Şu an bütün maçlarda devre arasına gidildi. Devre arası oldu, hepsine gidildi hocam yani. Biz de bir devre arası verelim.
ikinci yarıda tekrar beraber olalım. Evet sevgili izleyenler, ilk yarısı itibariyle 2-1 mağlup durumdayız. Değişik bir kadroyla sahadayız. İki tane penaltı golü, bir tane Alanya'nın kendi kalesine attığı bir gol diyelim. Ve o sonuçla devre arasında 2-1 mağlup içeri girdik. İkinci yarı yine beraberiz. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Şimdilik bir kısa ara rica ediyoruz sizden. Öğrenmiş gibi şey yok. Doyum Suyu'nun sunduğu maç saati devam edecek. Doyum Suyu'nun sunduğu maç saati devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, ikinci yarısı itibariyle beraberiz. Biraz sonra müsabaka başlayacak. Sahada takımlar hazır. İlk 11'lerle sahadalar iki takımda. Fakat bizim attığımız bir gol vardı ilk yarının son dakikalarında. Devre arasında da biz onu konuştuk. Bu arada Antep Rize maçında ikinci golünü attı. Yani 3-0 mağlupken Antep rüzgar gibi başladı ve şu an skoru 3-2'ye getirdi. Henüz 3 dakikanın içerisinde. Bizim attığımız golle şu an Alanya'da Kasımpaşa maçında attığımız golle Alanya maçında attığımız golün arasındaki farkı bana söyler misin Erdinç Hoca? Görüntü itibariyle bana bir ikisi maçının arasındaki farkı söyler misin? Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi buradaki pozisyonda nasıl bir fark? Tam şey derdi. Kale çizgisinden topu dışarı... Yok ilk pozisyon. Hayır. İlk offside ayağa top geldiğinde alıp oyuncumuz ama alıp... Tam biz burada içeri girdiğinde... ilk pozisyonu diyor. Çıkış anı diyor. Evet çıkış anı. Ama buradan bizim onu görme şansımız çok yok ki. Tamam yok da Kasımpaşa maçıyla aynı gibi geldi bana. Yok hocam. Şöyle söyleyeyim. Zaten o ilk golden sonra biraz beklemelerin nedeni VAR'ın kontrolünden sonra yapmıyorlar mı? Evet. Hani VAR'ın kontrolünden sonra gol veriyor. 3 dakika beklemediler hocam. Yok beklemez çünkü netse şimdi devam ettiriyor hocam. Biz de ben yine bunun arkasındayım. Biz de offside'ı hangi pozisyonda gösterilecekse o pozisyonda gösterdiler. 3 dakika da onun için uğraştılar. Şimdi... Ve Kasımpaşa maçında bizim golümüzü güme götürdüler. Bu arada Sivas ikinci golü mü attı? 2'ye attı evet, hocam. Sivas 2'ye attı. Fenerbahçe'ye de bay bay. Hakan mı attı? Kaptan attı. Kaptan attı evet. Artık Fenerbahçe hocam, için işler çok zor. Hocam ikinci yarılar çok nefis başladı. Gençler Birliği 2-2 yaptı. Gençler Birliği Göztepe maçında 2-2 yaptı. Antep 3-2 yakaladı. Sivas. Gençler Birliği çok enteresan bir takım hocam. Nerede ne yapacağı belli olmayan bir takım. Tabii bu ayrı Gençler Birliği de yani iki maçını da kazansa 41'den bitiriyor. Fark etmiyor. Maçı Kayseri ile Gençler Birliği'nin ikili avarajı kimde? Onu bilmiyorum. Bir rejideki arkadaşlara bir söyleyelim. Bir Kayseri Gençler Birliği maçlarına bakar mısınız? Hem Kayseri'deki hem Ankara'daki maçlara ikili avaraj Kayseri'de mi Gençler Birliği'nde mi? Bizim maçta da Jumski'yi bir top çıkardı şimdi. Jumski iyi bir kaleci mi hocam? Bence iyi kaleci. Peki yani, yedeği bekleyen Göktuğ mu? Evet. Göktuğ da iyi kaleci. İkisi de iyi kaleci. Yani ama o hangi maç hocam? Göztepe. 3-2 mi oldu? Göztepe maçı mı artık? Göztepe maçı hocam. Burada Göztepe goller yağmur gibi gelmeye yağmur başladı. Ve Gençler Birliği ikinci yarı gollerle başladı. Başlar başlamaz goller geldi. Evet çok enteresan goller gelmeye başladı. Tabii Fenerbahçe'nin 2-0 mağlup oluşu Fenerbahçe'yi işini bitirdi gibi yani. Görünür. Böyle biterse bitirdi zaten. Ya zaten hocam enteresan Beşiktaş yenik. Fenerbahçe'yi yenik Galatasaray galip. Herkes Galatasaray'a mı çalışıyor? Şu anda kimi kime çalıştı belli değil hocam. Bir bize çalışılmadı bu lig. Aynen ya. Yani şu andaki... Bize çalıştılar hocam. Niye öyle diyorsun ya? Çalıştılar ya bize.
Hakemler. Tabii ki hocam. Bize, yani bizi düşürmek için çok gayret gösterdiler. Gayret gösterdiler. Çok olsun. Gayret gösterdiler. Ve başarılı da oldular. Oldular. Zannedersem. Çünkü Kayseri mi? Avaraj Kayseri'de mi? İkili avaraj Kayseri'de. Her halükarda böyle bir terse Kayseri, Ankara'da 2-2 beraber kalmış. Kendi evinde de 3-2 yemiş. O zaman hiçbir yani Başakşehir Kayseri maçı 0-0 bitti. Kayseri buradan 1 puan aldığı an, Ankara Gücü maçı kaybettiği an Gençler Birliği'nin de işi bitiyor. Gençler Birliği bitiyor, Ankara Gücü'nün de bitiyor. Şöyle söyleyeyim. İkili avarajda Gençler Birliği şey yapsa hocam. İkili avaraj Gençler Birliği'ndeymiş ama. Gençler Birliği'nde mi? Evet. Ha, şimdi iş değişti hocam. Niçin değişti? Kayseri şeyi bitirirse 41'e çıkıyor puanı, evet. Maçı. Son maçı Fenerbahçe ile. Tamam. Gençler Birliği şu müsabakayı şeyi bitirirse 38 edecek. Son maçında Gençler Birliği'nin yenmesi halinde söylüyorsun. Ben hep sen. Yenmesi halinde diyorum şimdi hocam. Şimdi yenmesini bırak, şu pozisyonda. Şu anda gidiyor. Her kişi kimsenin yapacağı bir şey yok. Düşenler belli oluyor. Belli. Ankara Gücü, Gençler Birliği, Erzurumspor, Denizli. Denizli. Yani geçen yıl ligden düşen iki takım ligden kurtarıyor. Yani burada Kayseri tabii çok başkanı önemli arz ediyor. Çünkü geçen sene liglerin düşürülmesinin, kaldırılmasının tek sebebi Kayseri başkanının olduğu ifade ediliyor. Yani bu takımın işte ligdeki tek bayan başkan oluşu, bu takımın ligde kalması ve federasyon da nasıl bir federasyonsa ona şey veriyor. Ve Kayseri geçen sene ligde kalıyor. Tabii şu an bizim bir baskımız var. Ama tabii çok küçük ekranda izliyoruz hocam bunu. Yani bir de hocam şeyde gözlerimiz de kayıyor. Şimdi maçlar çok enteresan hepsine oldu. Hepsine bakmaya de, çalışıyoruz yani. Şimdi Erzurumspor maçı. Siz yine de hepsine bakmaya değil de hocam yorumlamaya çalışırsanız biraz daha şimdi yorumlamada bu konuda bize de yardımcı olursunuz. Maçta şeyler de oldu. Yani çünkü değişiyor artık yavaş yavaş iş şekilleniyor hocam. Beşiktaş çok büyük bir avantaj teper eğer böyle giderse. Çünkü son 3 haftaya 5 puan önde gir. Gel o 5 puanı bir anda erit. Akıl alır gibi değil yani. Bir de şey Beşiktaş maçında şey Sergen Hoca atraksiyon attı hocam herhalde. Beşiktaş attı. Beşiktaş attı mı? Attı hocam. Şunu yani evet, belli Sergen Hoca'nın şeyi oldu. Çok evet. Da güzel bir gol atmış. Kesişiyle, Gezel atmış. Bak, hocam aşırı derecede tepki gösterdi. Büyük bir ihtimal Fatih Karagümrük teknik heyetine doğru, o kulübeye doğru tabii hiç hoş olmayan şeyler aslında. Bu tabii genel anlamda görmüyoruz ama. Yani Beşiktaş şu anda eşitliği yakaladı. Şey hoş değil hocam. Bir bile getirdi. Tabii bizim gözümüz her zaman için Erzurumspor maçında spor acaba biz 2-2 yapacağız mı diye. Yani 2-2 bilmiyorum. Benim için önemli olan şu pozisyonda Başakşehir'in gol atması. Başakşehir gol atmadı. Başakşehir de hocam bu ligin dengesini bozan takımlardan biri. Yani o kadro kalitesiyle sen bu saate kadar ne işler yaptın? Nasıl böyle kaldın? Niye bu pozisyondasın? Ve bu arada Sumuski çok güzel bir top kurtarıyor. Evet. Yani zor da bir top almış. Zor top yani. Zor da bir top almış. Tabii kaptan olarak da Leo çıkmış. Leo çıkmış kaptan. Ama henüz bir değişiklik. Yok Erzurum Ahmet girdi içinde. Herhalde bizde. Ahmet İkari girdi. Emrah'ın yerine Emrah'ın girdi. Emrah'ın yerine girdi ama o kayıtlarda görünmedi hocam. Onu niye vermediler onu da bilmiyorum. Erzurumspor'da başka oyuncu değişikliği var mı? Görebiliyor muyuz? Çünkü şeyde göstermiyor hocam. Cenk'in oyuncu değişikliğini göstermiyor. ...35'te Emrah'ın yerine Cenk girmiş. Başka da bir değişiklik var mı? Şu anda görünmüyor o zaman. Yani ben bu genç çocukları şahsen beklerim hocam bu maçta. Oynasınlar diye. Çünkü en azından önümüzdeki ne yapabileceğimizin yapılanmasını görürüz.
Yani bu çocuklar hakikaten bu ligde oynayabilirler mi, oynayamazlar mı? Yani şöyle söyleyeyim, yani biraz da gerçekçi olan yani bu çocuklar şu an şu pozisyonda şimdi geldikleri U19'dan geliyorlar. Yani hepsi U21 tabii burada şey de görmüyorum. Yani çok küçük de görmüyorum ama ikinci TFF 3. lig değil, 2. lig değil, TFF 1. lig hocam. Üst seviye yine. Tabii çocuklar seviye. Bu arada Gençler Birliği'nin golü geliyor herhalde. Evet, evet. Gençler Birliği 3-3 yaptı. Hocam çünkü müsabaka şey için çok önemli. Bu şekilde giderse Gençler Birliği açısından çok önemli. Gençler Birliği son maçında deplasmanda rakibi Trabzonspor yenerse 41 ikili avarajda Kayseri Spor'unu geçiyor. Tabii bu yani Gençler Birliği Trabzon'u da yenecek. Evet. Kayseri Spor da Fenerbahçe'ye yenilecek. Yenilecek. 41-41 ikili avarajda Gençler Birliği kurtulur. Her türlü Gençler Birliği'nin lehinde. Hayır bu şu andaki o golün sevinci ve akabindeki koşmalarının nedeni o hocam. Son haftaya taşımak olayı. Olayı son haftaya çünkü taşımak. Çünkü şu anda herkes bütün şu anda müsabaka herkes yedek kulübesinde tabletlerden herkes hocam kendisiyle ilgili olan maçı seyrediyor. Maçları izliyordur kesin. Aynen öyle. Biz peki internetten Erzurumspor'un tek maçını bulabiliyor muyuz? Yani bulabiliyorsak biz de Erzurumspor'un maçını izleyelim. Şu an bizim maçta bizde bir sakatlık yine var. Yani şeye benziyor. Uğur'a kim geliyor? Rahman'a benziyor ama biraz yürüyüşü falan. Ona benziyor mu? Yine Sumuski çok güzel bir top çıkarmış hocam. İşte az önceki pozisyonu göster. O dedim ya hocam çıkardı kornere çıktı top. O pozisyon. Ama çok güzel çok bir pozisyon hocam. Çıkarmış. İyi yani kapatmış orayı yani. Kapatmış. Evet. Yani şu an kenar aldı ve hakem atışıyla oyun başlayacak. Şeyde Galatasaray'da 3 oyuncu değişikliği var. Görüntü onu gösteriyor hocam. Evet, tabii burada artık şeyler çok önemlilik arz ediyor. Yani taktiksel savaş da yani, bir nevi devam ediyor. Ve burada da Sivas'ı da Rıza Hoca'yı tebrik etmek lazım. İstanbul'da Fenerbahçe önünde. Şöyle söyleyeyim mi arkadaşlık hocam? Eğer yanlışım yoksa bu müsabakayı da böyle bitirirlerse 16-17 mi? 17 diyor. Yani sanırım 17 haftadır maç. Şey geliyorlar hocam. Mağlubiyetsiz. Evet. Yani Rıza Hoca'nın farkı hocam işte istikrarın farkı. Bu hangi maç? Rize maçı. Kasımpaşa herhalde. Rize maçı. Rize mi? Rize. Rize 4-2 oldu hocam. 4-2 oldu Rize. Bir hafta önce Malatya'dan 4 diyen Rize. Şimdi Antep'te 4-2 önde. Yani İlginç. Bunun hiç ilginçlikten ziyade hocam. Şu andaki bazı takımlar mesela Antep, Rize rahat takımlar. Bir rahat. Rahat da şöyle bir şey. Yani bu hocam, kadar siyahla beyaz kadar arasında olur fark hocam, olmaz. Olur hocam. Niçin olur? Çünkü son haftalar herkesin gideceklerin, kalacakların belli olacağı haftalar. Bugün şu an Gençler Birliği maçında VAR'a gidiyor zannedersem hakem. Bir VAR incelemesi var gibi bir şey. VAR'a gidiyor ve büyük ihtimalle Gençler Birliği penaltıyı kazanabilir. Yok, vermedi. Evet. Çok ilginç. Halbuki biz penaltı gibi gördük. Şimdi onlar hocam 3-4 açıdan seyrediyor. Şimdi biz bir tek boyutlu bakıyoruz. Aldanmamız şey oluyor. Net oluyor. Yani buradaki tek yani pozisyondan buradan görmek bakıyoruz. Mümkün yani. Değil yani bir şey söylemek yani. Bir de böyle küçük ekran oldu mu hiç mümkün değil hocam. Yani. Hiç mümkün değil. Evet. Gördüğümüz kadarıyla. Şey diyecektim yani. Hocam. Şimdi mesela şeyi de değerlendirdiniz. Rize'nin oyuncularını değerlendirdiniz de. Bakın hocam bunlar rahat takımlar. Şu anda hocam bunlar, geçen hafta rahat değil miydi? Hocam rahattır ama bak şimdi gidecekler var, kalacaklar var. Bir sonraki hafta tamam, pozisyonuna göre hoca yeni sezonunun ayarını yapıyor. Şunlar gitsin, şunlar kalsın diyecek. Herkesin farklı bir performans göstereceği maçlar. Bu burada şimdi Kayseri şimdi ben, ve Başakşehir. Benim sorduğum hocam, tamam eyvallah. Siyah yani, beyaz diyorsunuz. Çok siyah farklı. Beyaz olur bir hocam. Hafta yani 3 gün öncesinde, 5 gün öncesinde kendi sahanda 4-0'lık bir farklı bir yenilgi. Alanya hocam işte. Hayır Alanya. Şimdi bak Alanya'nın öyle bir afaki bir Alanya var mesela hocam. Kasımpaşa maçı bana garip geldi. 100-0. Alanya'nın yani. Beşiktaş maçı bana garip geldi hocam.
Geldi yani bana bana garip geldi, bunlar normal maçlar değil. Hatay'a şimdi, bakın hocam. Malatya'nın Hatay'a bakın. Hatay maçlarında da çok garip gelen maçlar var. Hatay'ın yönetimin açıklamasına dikkat ediyor musunuz? Bir sonraki sezonu Mopenza'nın şu 2-3 haftada da gol atsın da 10 milyon dolara mı euroya mı nasıl satarız mı planı yapıyor. 100 bin 200 bin dolara aldıkları adam. Hocam bak onun piyasasını yapıyor. Yapar. Çünkü düştü. Demiyorum ama oynanılan maçlarda da gariplikler var hocam. Yani ciddi manada gariplikler var. Ve şimdi tabii Gençler Birliği kurtarır, Kayseri düşme potasına girerse acaba yine düşme kalkacak mı? Yani ikinci kıyağı da Kayseri'ye çekecekler mi? Şimdi yani, burada en büyük kıyak Malatya'ya çekilmiş oldu. Tabii burada ve yine biz Türkiye Futbol Federasyonu başkanımıza şimdi bizim hocam yani, sezon başında zaten yaptığımız abuk subuk işler. Hocam eğer rejideki arkadaşlar biraz önce araya gitmeden önce siz bir haber verdiniz. Bu haber gerçek düştü mü bilmiyorum. Twitter'da falan. Bu Şampiyonlar Ligi final maçı gitti mi? Lisbon'a gitmiş. Gitmiş mi? Evet. O zaman eğer Yunus Bey mi rejide? Yok. Kim var arkadaşlarda? Soner. Dünkü Türkiye Futbol Federasyonu... Bak şu an yapılan açıklamada İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye alması nedeniyle. Bak hocam orada problemim yok. Şimdi bu şeyse daha önce programlarda tartıştık. Nihat Özdemir'in yer çekimi ne kadar gerçek ise küme düşme de o kadar gerçek diye bir ifadesi var. Dün manşetlere düşen federasyon başkanımızın bir ifadesi var. Federasyon başkanının ifadeleri çok eğer onu ekrana ki yansıtırlarsa artık birilerinin o koltukta olmaması gerektiğini artık düşünmeye başladım. Niçin? Nasıl bir açıklamaydı hocam? Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Manşette var hocam. Bütün gazetelerde de. Bir daha söyle neyi almışlar pardon hocam? Formula 1 de Türkiye'den gitmiş. Bilmem hocam. Dünkü ifadesi manşette baksınlar arkadaşlar verebilirler de kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Ona o açıklamayı bulabilir miyiz? Gazetelerde çıktı. Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Manşetten onu da hem de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın ifadesi hocam. Sağ var. Kuzu kuzu gelip... Futbol Federasyonu Başkanı'nın şimdiye kadar yaptığı açıklamaların hangisi birbirini tuttu ki? Tutmuyor hocam. Hocam o önemli değil. Kuzu kuzu yani... gelip oynayacaklar da şimdi gelmeyecek. Şimdi bunu nasıl olacak? Kuzu yani kuzu gitmeliyse o zaman. Açıkla hadi. Kuzu gittiler. Nasıl oluyor yani? Kuzu kuzu gittiler olacak şimdi. Nasıl olacak? Kuzu kuzu Lisbon'a gidiyorlar. Gittiler yani. Hem de şu manşette yani ben şeyde hem de şey... Ve öyle enteresan ki hocam Formula 1 de gidiyor Türkiye'den. Formula 1 de... Hocam bu mevkilerde oturan kişilerin öngörüsünü görmeden, neyin ne olduğunu görmeden yani bir açıklama yapma lüksleri yok ki. Şimdi nasıl çıkacaksın işin içinden? Kuzu kuzu. Stratejiyi iyi yönetemedik diyoruz yani. O olay, o ama ben de aç bakın bak bu federasyon başkanının kesin şeyi açıklaması var ben dün itibariyle. Arkadaşlarım da gazete beyanı. Tabii şu anda herhangi bir oyuncu değişikliğimiz yok değil mi 35'ten sonra? Yok herhangi bir şey yok hocam ben bakayım buradan da. Bütün maçlarda oyuncu değişikliği varken var bizde yok. Bizde bir 35. dakikada zorunlu değişiklik var. Ondan sonra yok. Neyi bekliyoruz onu da anlamış değilim ki yani. Ama kötü de oynamıyoruz hocam. Oyuncu yok hocam, değiştirmek için yani aksayan bir tarafı olması lazım. Görüntü itibariyle yani iyi de futbol oynuyoruz yani. Futbolu fena oynamıyoruz evet. İyi oynuyoruz da. Hocam ha NTV Spor'da hocam. Ben buldum bilmiyorum verebilirler de. Gördüğünde. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le final açıklaması. Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. NTV'de değil mi? Hocam. Yani görebilirler ya ben Haluk Hoca'ya da ben buradan gösterdim. Tamam onu bulmuşlar arkadaşlar. Yok gazete manşet vermişler. Yani bunu diye bunu bulmuşlar onu. Şimdi ekranlara taşıyacağız hocam biraz sonra. Yani çok burada çok şey. Galatasaray maçında bir gol var. Denizli'nin zannedersem bir golü var evet. Denizli Recep Niyaz mı attı? Recep evet, Niyaz. Yani 3-4 haftadır oynamıyordu hocam. Yani Recep Niyaz attı ve Galatasaray maçı da 2-1'e geldi. Galatasaray 2 golü de penaltıdan mı attı? Yok bir gol attı. Bir gol attı. Bir penaltı attı. Bir penaltı mı attı? Bir penaltı attı. Bir tane kaçırdı.
İki penaltı oldu, birini kaçırdılar. Emre Akbaba. Evet, şu an golün olmayan tek karşılaşması Başakşehir-Kayseri. Kayseri maçı. Ve o maçta gol sesi yok. Tabii 60'tan sonra Başakşehir'in yaptığı enteresan işler var. Hem bizim maçta hem Ankara Gücü maçında. Bakalım Kayseri maçında da bunu yapacak mı? Ama ben dünkü hocam sizin programda dedim. Kayseri'nin ben... Sivas da bu arada 3'ü kaçırmış. Antep maçını seyrettim Kayseri'nin. Hocam Kayseri Antep'i elinden kaçırmış. Ciddi anlamda söyleyeyim. Ben bu kadar böyle çok üst seviyede bir hocam peki yok. Biz bu sene bak enteresan işler yaptık yani. Kayseri'yi Kayseri'de yendik. Malatya'yı Malatya'da yendik. Kasımpaşa'yı İstanbul'da Ankara Gücü'yü Ankara'da yendik. Bizim diğer o iki karşılaşma hangisi? Rize'yi Rize'de yendik. Yani bizim deplasmanda yendiğimiz şu an ligde kalan takımlar. Evet. İşte Denizli'yi bir yendik düşenlerin arasında. Ama kendi sahamız biz hocam sekteye uğrattı. Yani dün de bunu çok konuştuk ya. Kendi sahamızda bizim Denizli Spor'un yaptığı işi biz kendi sahamızda yapabilseydik bugün ligdeydik. Bakın. Onların 4 biz mi ki? Onların 8 beraberliği var, bizim 10. Onların 8 beraberliği var, bizim 6. Onların... Şimdi bizim 8 beraberliğimiz, onların 6 beraberliği var. Biz o galibiyet. 6 beraberliği indirip o 2 beraberliği galibiyete çevirsek, 4 puan koysak bugün 41 puan. Şu maç o zaman böyle olmazdı hocam. Olmazdı tabii hocam, böyle olur. Yani mi? Bu maça gelene kadar bu işler böyle olmazdı. Kasımpaşa maçı da böyle olmazdı. Başakşehir maçı da böyle olmazdı. Zaten ben Başakşehir maçını hiçbir şekilde anlayamadım. Hiçbir şekilde. Yani ilginç bir maçtı hocam. 55'e kadar, 58'e kadar 1-0 öndesin. Bir penaltı çalınıyor. Penaltı öncesindeki faule bakılmıyor. Direkt penaltı görülüyor. Sonra Kasımpaşa maçında işte Alanya'daki attığımız pozisyonda aynı. Burada niye onu offside olarak değerlendirmedin de Kasımpaşa maçında offside değerlendirdin? Hem de 3 dakika sonra, 4 dakika, 5 dakika sonra o baskılı oyunu bitirdin, erittin, yok ettin. Şimdi diğer takım sporlarında şey var ya hocam, mola. Mesela mola ne için alınır? Yediğiniz bir baskıdan, karşı tarafı soğutmak için, oyunu dengeye bitirmek için, oyunu soğutmak için mola alınır değil mi? Bugün basketbolda var, voleybolda var, handbolda var. Takım sporlarının çoğunda var. Şimdi futboldaki molayı da Kasımpaşa maçında hakem aldı. 5 dakika. 5 dakika. Şimdi VAR'la bilmem neyle. Ve ondan sonra o molay, o baskı bitti. Hocam. Allah işini rast getirsin. Ondan sonra Erzurumspor zaten ya rakım yüksek, hava soğuk, zemin kötü, bilmem ne. O bu derken bizim başımızı zaten sezon başında yiyecekleri belliydi. Belliydi yani hocam. Biz geçen sene de bizi çıkartmamak için çok uğraştılar da bu takım vura vura elinin emeğiyle çıktı. Ha işte vura vura değil mi hocam? Bak burada bir konuya parmak basmak gerekiyor. Şimdi birincilikten öyle çıktın. Gerekli transferler yapılsaydı, vura vura bir takım kursaydın var mı, herhangi bir şey de bize hocam, problem doğurmayacak işte. Deme, sezon başına yanıyorum ben. Yani, çünkü 10 kişilik bir futbolcu grubuyla hazırlık devresi geçiriyorsun. Lige 10 kişilik bir futbolcu grubuyla başlıyorsun. Garip garip şeyler oluyor. Ondan sonra iyi başladığın bir yerde puanların geldiği bir ortamda Mehmet Özdilek gidiyor. Mesela bir Trabzon maçını oynadık. Trabzon'da sildik. Attığımız bir gol verilmedi. Buradaki maç da iyiydi bizim hocam. Buradaki deydi evet. Buradaki maçımız da iyiydi. Buradaki maçta hocam Trabzon maçları zaten enteresan oldu. Buradaki maç belki 3-0 4-0 biterdi. Bu ya, arada bu, bir gol mü var? Bir gol var ki Hatay evet. Yedi. Kim attı? Malatya mı attı? Malatya. Adem Büyük. Adem Büyük ama iyi gol attı yani, güzel. İyi gol attı. Yatırım hocam, kaliteli oyuncu. Yani da. Kendini belli ediyor zaten hocam. Yani. Üst seviye hocam. Yani. Üst seviye. Şimdi burada yani. Başka bir gol var. Gençler Birliği'nin golü var. Gençler Birliği attı. Offside var mı yok mu? Hocam bak dediğime geldi olay. Gördünüz mü? O evet. Sevinç niçin? Bak nereden maç nereye döndü hocam? Savunmadan sekmiş. Hocam nereden geldi gördün mü? Evet. Bak. Evet. O sevinç var ya. Çünkü hocam Başakşehir Kayseri maçını herkes takip ediyor. Şu an kilit müsabaka Başakşehir Kayseri. Kayseri tam göbekte kaldı. Yani kilit müsabaka o evet. Yani çünkü Gençler Birliği son haftaya taşıyacak hocam. Bu öyle biterse son haftaya taşıyor.
Kayseri, Fenerbahçe, Trabzon Gençler Birliği. Çok da baba bir maç. Tabii. He? Şey mesela dediğin doğru. Ama yani, ikili avaraj doğruysa Gençler Birliği'nde değil mi? 2-2. Yani Gençler Birliği'nde. Kayseri ile Gençler Birliği arasında. Evet. Biz de bunu bir daha teyit edelim. Gençler Birliği Kayseri maçı Kayseri'de 3-2, Gençler Birliği'nde Ankara'da 2-2 değil mi? Bir daha bakalım o... Oltan giriyor. Oltan'la Özgür giriyor herhalde. Özgür de kenarda. Özgür de girdi. Osman girdi. Osman çıktı. Gençler Birliği evet Ankara'da 3-2 yeniyor. Kayseri'de de maç 2-2 beraber. Tamam hocam. Gençler Birliği. Çünkü o golden sonraki sevinç topu alıp da orta sahaya getirmek... Çünkü onun çabası hocam. O arzu ve istek onu getiriyor. Çünkü son haftaya bu olayı taşımak... Çünkü onlar da diyor ki büyük bir ihtimal Başakşehir-Kayseri maçı şey bitecek. Berabere bitecek. Evet. Yani herkesin bir hesabı var. Herkes bir hesabı. Keşke bu işte Gençler Birliği'nin gösterdiği bu direyeti biz de gösterseydik keşke. Bu kadar canlı bir futbol. 2-0'dan 4-3 öne. 4-3 öne geçti. Bak görüyorsunuz hocam. Hocam. Bak nereden nereye getirdi. Nereden nereye geliyor maç. Hocam bizim zaten öyle giden maçlarımız var ki. Yani ama sır ermiyor. Yani ilginç maçlar var hocam. Maçı, İzmir'deki bir Göztepe maçı. Ya ilk yarıyı 1-0 mağlup bitiriyorsun. Dünyanın 46'da golünü, birbiri yakalıyorsun. Dünyanın golünü kaçırıyorsun. Dünyanın golünü kaçırıyorsun. Gelip 86'da ve 90'da golleri iki, bitiriyorsun. 3-1'le yeniliyorsun. Ondan sonra da millet de diyor ki ya neyini konuşuyorsunuz Eze Eze. Ulan Eze Eze de iyiydi. Kas güzel de bizim o dünya kadar kaçırdığımız goller işte gol vuruşu yapabilmek başka finaller, şey. Final vuruşları Kasımpaşa maçında sıkıntı. Öyle değil mi hocam? Evet. Obertan'ın kaçırdığını nasıl izah edebilirsin? Yani tamam, mümkün değil. Zaten bu, kırılma noktası. Orasıydı zaten. Orada bitti her şey. Hatipoğlu'nun o ikinci kafayı böyle direğin yanına değil de düz vursaydı. Düz vursa atsa geldiği köşe tarafına atsa atacak golü yani. Yine atacak. Yani atacak yani. İlk kafa vuruşu gibi vuruş yapsa. Yine Hasan Hatipoğlu'na düştüğünden sonra yine vurdu dışarı attı. TKV'ye gelen pozisyon. TKV'ye gelen. Bir de ilginç olaylardan bak, yapmaya kalkarsan işte ilginç olaylardan birisi de o hocam yani TKO'nun gelip santfor oynaması yani bu çok enteresan. Şimdi yani. İnsanlara değişik bir maç izletmek gibi oluyor. Yani sen TKO'yu getirip şeyde santforda oynatmak. Şimdiye kadar hiç oynamamış. Ya ne mantık ben onu ben de onu anlamadım yani oraya getirip onu Raşan'ı koy oynasın ama Raşan'ı oynasın. Yani TKO'yu yani TKO'dan başka yani. Herkes oynar hocam orada yok yani. Ben sana söyleyeyim. Hocam onu diyorum ya mesela Raşan'ın Denizli maçında yaptığı icraatlar da var. Şey Antep. Antep maçı da aynı. Bir de Raşan'ın Murat da aynı. Raşan'ın hocam forvet oynama özelliği de var Raşan'ın. Ne yaptı? Yani ben anlamadım ki hocam. Çok değişik oldu yani. Başakşehir maçında sen niçin o Antep maçında olduğu gibi 2 oyuncu 4 oyuncu birden değiştirmedin? Hocam, oturdun seyrettin maçı. Buğra 1. yarı bitti. 1. yarının bitiminden itme Buğra ısınmaya başladı. Yaklaşık 15-20 dakika ısındı. Ben dedim değişecek. Başakşehir maçında. Tabii ısınıyordu. Almadı değil mi? Yok. Bir de topu tutan, topu saklayan bir oyuncu. Rakibe de vermiyor Buğra. Vermiyor evet. Meziyeti var. Ha bir şey var. Ritmi olmadı çocuğun. Şöyle bir ritim bulamadı. Bir 30, 40, 55, 60 dakika üst üste bir oynayayım da kendimi bulayım. Peki oynamaz mıydı hocam? Yani bu hocam onu demek istiyorum. De, oynardı işte. Oynar hocam. Yerine de oynamaz mıydı? Ya oynar bir şekilde bunu tercih edeceksin. Ya hocam bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bak. Bizi yanıltan şu vardı. Omola Petrus ikilisi. Eyvallah. Ama ne hata yaptılarsa golle sonuçlandı. Bir de hocam şöyle bir şey diyeyim. Omola oynan Petrus'un üstüne o kadar... düşmelerinin sebebi ne? Yani onlar o kadar hata yapıyor. Pozisyonlar veriyorlar. Diğerlerinin de üstüne o kadar düşseydiler. Yani bir iki maçta da öbürlerini oynasaydılar 11'de. İşte mesela Buray yani. Oynasaydı, Aşani'yi çıkarsaydı belki de onlardan daha iyi verim alacaklardı. Hayır bir de bu şeydir hocam. Elimizde zaten oyuncu yok. Biz normal oyunun içerisinde oyunculara yer değiştirdik, pozisyon bulduk. Ahmet'i biz öyle yapmadık mı? Ahmet müdafaa oyuncusu değil miydi? Evet. Bak nereden nereye geldi? Sağa geldi. Şu an gol attık biz. Bizim golümüz var. Bizim golümüz var hocam. 2-2'ye getiriyoruz durumu. Raşani mi? Oo çok güzel. Çok Raşani. Raşani. Raşani hocam. İşte hocam ama bizim i̇şte, dediğimiz bu işte. Tekrarının yerine. Tekrar hocam. Bu yaklaşık 4-5 hafta Antep maçından itibaren oynaması gerekiyor diye. Yani sen eğer bunu oynatmasan yani yedekte beklet zaten körelir orada. Oynatacaksın ki bir şeyler göstersin Raşan. Ama çok da birinci sınıf bir gol yapıyor. Tabii hocam tek vuruş yapıyor. En güzel yere vuruşu yapıyor. Çok ya bir yapar, iki yapar, üçüncüyü gol atar zaten ya. Hayır yani şimdi sen Kasımpaşa maçında
Tekoyu deneyeceğine Raşani'yi niye denemiyorsun? Hocam sadece orada değil ki. Başakşehir maçında da aynı diyorum. Ay, şimdi evet. Oyuncu... Başakşehir maçında hocam. Başakşehir hocam, ve Kasımpaşa maçında Yılmaz Hoca seyretti. Abuk subuk işler yaptı. Yok, bir de şöyle bir şeyim Beşiktaş, var. Beşiktaş-Karagümrük maçında kırmızı kart var. Herhalde Karagümrük'e çıktı. Karagümrük'e mi çıktı? Herhalde büyük ihtimalle. Şöyle bir değerlendirme var hocam. Şimdi bizim oyuncu sınır sayımız az mı? Az. Evet, altyapıdaki oyuncuları saymaz istek. Doğru mu? Evet. Çocuklar aynı seviyede geldi mi? Emrah geldi, Omola geldi, Bomel geldi. Başka kim oldu? Bizim üst seviyede 8-9 maç üst üste oynayan adamlarımız var. Biz arada Rahman'dan şey atmadık mı Raşani? Bunlar kendini buldu. Demek ki bunlarda bir şey var. Bunlarla mı başlarsın? Sonradan rutin gidersin. Şimdi Emrah bu kadar niye yük bindi? Çok yük bindi, evet. Tabii bu arada bizim o şeyin finalin gitmesinde federasyon başkanının açıklamasını demiştin. Arkadaşlar bulmuş, hazırlamışlar. Onu bir ekrana taşıyalım. Buyurun. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den final açıklaması. Yani kuzu bu... gelip oynayacaklar. Ne oldu başkan? Ne oldu şimdi? Cevap ver hadi. Şimdi hadi şimdi bunu söylemeyi biliyorsun. Şimdi bunun karşı... Şimdi bunu temizle. Temizle hadi. Nasıl olacak? Yani bu temizlenemez ki. Nasıl temizlenemez? Böyle bir gaf olabilir mi yani? Açık kapı bırak. Başka bir şey yap. Hocam yap, yer yap. Çekimi kadar gerçek bir beyan. O zaman bu yer çekimi şimdi gerçek bunu, ise şu anda o mevkide oturanlar bak, ondan şu çıkıyor. Gereğini yapsın. Tamam, şu çıkıyor. Eğer sen bu açıklamayı yapıp kuzu kuzu gelip oynayacaklar diye bir açıklama yapıyorsan senin yer çekimin gerçek değil. Biz uzaydayız. Yok, uzayda yer çekimi var mı hocam? Hocam bir de şeyler... orada sıkıntı mı yok. Yer çekimi doğru. Gerçek. Şimdi burada ne yapması gerekiyor? O zaman kendisi oturmuş olduğu koltuğun gerçek olmadığını farkına varacak hocam. Zaten farkında. İşte ne yapması yani gerekiyor? O zaman oturduğunun farkında. Gereğini yapması gerekiyor hocam. Kuzu ya hocam kuzu... belki bakın pandemi kuralları bizim ülkemizde hala ağır gidiyor. Belki bundan dolayı bir kongre yapılamıyor. Belki olağanüstü genel kurula gidilemiyor. O yapılamıyor, bu yapılamıyor. Şimdi bana bir tane kulüp gösterir misiniz? Bu seneki federasyonun yönetiminden memnun olan. Hiç kimse hocam. Şampiyon olan da Giresun kime düşüyor de. Giresun niye hocam? Başkanın açıklaması diyor ki açıklama şampiyon olduktan sonra herhangi bir gibi problem yaşamadık. Federasyonla da uğraşmadık. Evet, Samsun'a kural hatası yaptırırlarsa Samsun'u rendelediler mi Giresun yani aradan sıyrılıp giderse. Bir iki günlük içerisinde başkanın konuşmasını dinlemiştim de. Federasyon'dan bir şey çok daha var hocam. O şampiyon oldu diyecek hocam. Giresun Tuzla maçında. Giresun'un bariz gol şansından penaltıyı verdiler. Adamı atmadılar. Sarı gösterdiler. Kale ve kendisi. Yani bunu yapan da işte şu an Süper Lig'de düdük çalanlardan bir tanesi. Şimdi bu ne lahana bu ne pehriz. Yani sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Antep maçında Antep gol var. Bir gol daha var. Rize attı. Rize attı hocam. Yine. Rize 5 mi yaptı? 5 yaptı. Peki Rize şimdi bir şey demiyorum da sen geçen hafta Malatya'ya 4-0 yenileceksin. Yani Antep'te 5 hocam buna doğru. Soru artırıyor hocam. Soruları artırıyor hocam. Soruları algı artırıyor, başka yere gidiyor. Akıllara kar suyu kaçırır. Hocam algı yaratıyor işte. Yani böyle getirir. Şimdi bir getirir. 3 gün sonra ne değişiklik oldu ki? Sihir değnek yani mi geldi? Antep yani? Kötü bir takım mı? Yok. Şimdi Malatya mı çok üst seviye bir takım? Yok. Nasıl sen Malatya'dan kendi evinde 4 diyorsun gelip orada Antep'e 5 atıyorsun. 5 tane atıyorsun. Yani şimdi bana bunu açıkla sen. Açıkla hadi. Neyi nasıl açıklayacaksan açıkla. Bir de şimdi bunlar biraz önce bak şimdi kim açıklayacaksa açıklasın. Şimdi bu maç bunların aynı saatte başlamasının bir anlam ifade ediyor mu? Ben bir anlam ifade yok. Yok. Yani maçtan aynı yani saat bu, ne oluyor ki? Yani aynı saatte oldum neyi? Neyi kontrol ediyorum? Dün mesela TFF 1. Lig'deki bütün müsabakalar aynı saatte başladı. İlk 15 dakikada bütün maçlar bitti. 2-0, 2-0, 2-0. Hepsi de 5. dakikada attı golleri. Yani ama bu kadar tesadüf de 3 takımın da aynı dakikada gol atması kadar tesadüf hocam, bir şey mi? Beşiktaş 7. Fatih attı. Karagümrük attı hocam. Evet. Beşiktaş 2-7. 2-7. Beşiktaş 2-7. Evet. İşler karıştı, çarşı karıştı. Çarşı harbiden karıştı hocam. Hocam çarşı karıştı, şey de karıştı. Kulübeler de karıştı. Kulübe karıştı, kulübe hocam. Kulübeler şimdi de karıştı. Futbolcular bıraktı, hocalar şeye devreye hocam, girdi. Hocam Sergen Hoca'nın bir tepkisi vardı. Beşiktaş'ın golünden sonra siz bilmiyorum takip etmediniz herhalde. Müthiş bir hareket de çekti. Yani evet enteresan.
Müsabakalar oynanıyor. Kaçıncı dakika hocam? Kaça oldu? Valla 70'e yaklaştık herhalde. Tam dakikalar göremediğimiz için. Malatya'da mı gol attı Malatya? 78. Son 2 dakikalar, son 12 dakika hocam. Artık son 2 dakikalara yaklaştık. Ve bu arada tabii bu şeye göre Fenerbahçe çok büyük fırsat tepiyor. Tepti. Fırsatı çok büyük tepti. Yani ben, bana gitti. Göre de tepti. Burada Rıza Hoca'yı gerçekten canı yürekten yani kutlamak gerekiyor. Vallahi hocam Rıza Hoca'yı değil de ama yani Karagümrük'ü de tebrik etmek gerekiyor. Sivasspor'u da tebrik etmek hocam, gerekiyor ben, hocam. Ben Karagümrük'ü değil, ben Sivasspor'u tebrik ederim. Niye? Sivasspor istikrarlı şeklini hatta bizim maç karıştı hocam, o değil de hocam Alanya maçı. Hayır, Galatasaray maçında da bir şey var. O müdahale var. Rüdiger'in o değil de bizim Alanya maçı karıştı. Alanya hocam. Maçı karıştı hocam. Bizim karıştı, maç karıştı evet, ortada. Daha karıştı. Tabii göremedim şu an ne olduğunu göremiyoruz ya. Küçücük ekrandan bizler de gördüğümüz kadarıyla yorum yapmaya çalışıyoruz. Enteresan bir lig oynanıyor. Ve bu Beşiktaş maçında var şeyi var hocam, görüntüsü var. Bizim maçta gözüm o Beşiktaş'ta ama şey bizim direkt, maçta %100 şey var hocam. Faul veya itiraz, sarı kart veya kırmızı kart durumu. Beşiktaş'ın Karagümrük'e yaptığı çok net bir şey var. Gençler Birliği maçında yine gol var hocam. Gençler Birliği mi attı? Attı. 5'i attı değil mi? 5'i attı. Gençler Birliği'ne tebrik etmek lazım o zaman. Kesinlikle hocam. Yani 2-0'dan golcüleri attı. Stanko attı herhalde. Oo. Değil mi? Biliyorum işte tek temiz işte gol vuruşu var. Yani yok, gol zaten şey yaptınız. Hocam. Ne? Stanko attı. Yılların golcüsü zaten. Arada bir sakatlandı yoksa. Golcü yani, forvet değil. Golcü. Galatasaray patentli değil mi? Galatasaray'dan geldi evet orada. Lucescu'nun getirdiği oyuncu. Şimdi Lucescu boş oyuncuyu alıp getirmez. Getirmez hocam yani. Yani yabancı teknik adamlarında böyle bir. Hocam bizim maçta herhangi bir şey çıktı mı? Bizim maçta bir şey çıkmadı orada. Bizim maçta bir şey çıkmadı. Öyle birbirlerine horoz dövüşü gibi kaldılar. Ola ne oldu? Şimdi tabii 38 yapacak puanını Gençler Birliği. 38 yapıyoruz. Son maça biz götürüyor. Biz de 38'de bari. Kalıyoruz. Biz de 38'den kalıyoruz da bizim şey, bizim maçımız bitiyor. Bizim maçımız maçı var yani. Yani burada ne söyleyeyim? Bilmiyorum ki 40 yapsak ne olur hocam? 40 şey olacak yapsak da hocam. Bize 40. Yok biz, bize bir şey, bu bir şekilde şey yaramıyor. Kayseri 41 yapıyor. Son haftaki maçlara bak. Göztepe, Beşiktaş. Yani mutlaka Kayseri'nin yenilmesi lazım. Fenerbahçe. Galatasaray'ın yani son maçı kimde? Bakalım ona dur. Galatasaray'ın son maçı da Malatya'da zannedersin. Şeyde İstanbul'da. Olabilir evet. Ha, doğru. Malatya. Malatya. Galatasaray Malatya maçı. Yani bir de tabii Gençler Birliği'nin ikili avaraj da şimdi hocam, Gençler yok, Birliği'ne kötü. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu şekilde biterse üst taraf için konuşuyorum. Puanlar eşitleniyor, doğru mu? Zirve için mi? Zirve. İçin. Zirve 81-81. 79 oluyor. Şeye kalıyor. Yani Beşiktaş'ta Galatasaray arasında genel avaraja kalıyor. Genel doğru mu? Var ama çok var oğlum. Hocam yok, artı 3'e düşüyor. He? 6 değil mi? Yok ya, çoğu o yok hocam, fazla var. Fazla değil, yok. Bak 3'e düşecek büyük mü? Ya 3 ya 4 olacak. Benim 6 biliyordum. Bakalım 6. Şu skorlara göre de büyük bir ihtimal ya 3 olacak ya 4 olacak. Beşiktaş'ın 45 averajı, Galatasaray'ın 39. Hocam 6. 6. Şimdi bunları düşün. Bunları düşün şimdi böyle bir ters. Ya 3 olacak ya 4 hocam. Şu anda bir penaltı Galatasaray'da bir penaltı var. Yani orada harbiden elini atmış yani. Başlangıç. Başlangıca da bakarlar eğer giderse. Başlangıçta tutuyor ama. Tutuyor. Değil yani. Yani orada mücadele var ama. Mücadeleyi tutuyor hocam. Yani garip bak burada. Yani şu pozisyona bakabilirler vardan. Bak buradan. Ama elini uzatıp çekiyor. Vuruyordur hocam. Tabii kesin vuruyordur orada. Onu da bilmiyoruz. Ama penaltıyı atıyor Galatasaray. Galatasaray avarajı kapattıracaklar hocam.
penaltılarla, bilmem nelerle, bir şeylerle kapattıracaklar. 39. 39 3'te bu olur. 3'te bu olur. 3 olmaz. 2 olur. 2 olur. Yani bir tane yok, onu sayacağız hocam. O kurtardı. İkinci penaltıyı da çıkardı. Yine haksız penaltı hocam. Haksız penaltı. Yani haksız penaltı olduğumu işte atamıyor. Atamıyorlar işte. Gol var. Burada Antep'in attığı bir gol var. Ya ilginç ilginç müsabakalar. Şu an Antep Fenerbahçe maçında bir şey var hocam. Hocam o değil de biz gol mü attık Alanya maçı? Evet hocam. Biz gol attık. Gol hocam. Attık hocam Alanya maçı. Alanya maçında. Bizim gol var. Gol var hocam. Gol var. Bizim gol var. Raşani yine yok, Ahmet de top. Ahmet de golü kim attı? O direkt olmuş, direkt ya. Gol direkt olmuş hocam. Direkt gol olmuş evet. Cenk Ahmet. Direkt atmış. Yani tehlikeli top kesmeler bunlar işte hocam. Şimdi, değmese bile gol atıyor. Şimdi hocam Başakşehir'e döndük. Başakşehir maçı zaten kilit maç hocam. Başakşehir'in kaybetmesi lazım. Ama Gençlerbirliği bu sefer bizim önümüze geçiyor. Hocam Denizli Galatasaray maçında penaltı pozisyonu tekrar olabilir. VAR'a gidiyor. VAR'a gidiyor. Giderler hocam. İki tane daha penaltı verirler onu. Bu maçta çoğunu yani Galatasaray'ın fark kapatacağı tek maç şey maçı. Beşiktaş Karagümrük maçında 3. gol. Bak, yine bir penaltı tekrarlattı. Yani ben VAR'a dedim gitti. Daha yani Galatasaray'ı gerekeni yapacaklar hocam. Çünkü Beşiktaş maçında bunu gösterdiler yani. Zaten hakemlerin orada çaldıkları garip grup düdüklerle bu şimdi hocam Galatasaray'ın şeyde farkı kapatabileceği en güzel şey ne? Denizli maçı. Küme düşmüş bak, bu Denizli. Bu pozisyonu geçen yine bir maçta söylemişlerdi. Fener maçında mıydı? Fener maçında. Aynı tekrar ettirmişlerdi. Evet bu arada Galatasaray penaltısını tekrarlatırken biz bir reklam arasına gidelim. Tek reklama. Tekrar dönelim. Bir reklamlık rica ediyoruz sizden. Müsaade istiyoruz. Tekrar beraberiz. Doğal kaynak suyu. Tamamen yerli sermaye. Dünya standartlarında üretim. Son teknolojinin kullanıldığı tesisler. Doğal, kaliteli, lezzetli, hafif. 72 bin metrekare açık alan. 12 bin metrekare kapalı alan. Yıllık 500 milyon litre üretim kapasitesi. Doğanın enerjisini ve canlılığını yaşamak için, doyum su için. Evet, sevgili izleyenler, beraberiz. Neler oluyor neler. Denizli'de Rodega kırmızı kartla atıldı. Galatasaray maçında penaltı tekrar ediliyor. Biz şu an 3-2 öndeyiz. Antep gol attı hocam. Ve 5-4. Antep golü attı. 5-4 oldu. Gözümüz Başakşehir-Kayseri maçında. Evet. Eğer Kayseri Spor Başakşehir'e yenilirse bizim son haftaki ümidimiz devam ediyor. Son haftaki ümidimiz. Tabii devam ediyor. Devam ediyor hocam. 38 Gençlerbirliği kaldı. Biz devam ediyoruz. Yani Gençlerbirliği Trabzon'u yenemez. Fenerbahçe maçına kalıyoruz. Fenerbahçe'de, Kayseri'de Fenerbahçe'yi yenemez. Hadi Başakşehir bize yaptığını Kayseri'ye de yap. İnşallah. Yani çünkü futbol mucizeler oyunu. Atamaz. Galatasaray'ın penaltısı olabilir hocam. Onu değiştirirler, attırırlar. Daha çok attırırlar. Bunu da atamasa bir daha tekrarlatırlar. 90'da bir penaltı bir daha verirler. Verirler hocam. Yaparlar. Yani çünkü bu senenin şampiyonunu ben hep söyledim. Hakemler hocam, belli edecek, düşenleri de hakemler için, belli edecek. Gol için Fatih Terim'in de şeyi var görüyor musunuz? Çabuk çabuk çabuk. Tabii. Yani. Çünkü Fatih Hoca da biliyor yani. Orada bir şeylerin olacağını da biliyor. Ama işte Başakşehir şu an gerekeni yapmıyor hocam. Başakşehir'den hocam bu şey skorlara göre yok. Şey mi oluyor? 3'e mi düşüyor fark genel avaraj? Değil mi? Evet. 45-39'dan hesaplarsak ne yapar? 45-39. Şimdi attı. Kaç tane attı? 3. 3 attı. 42 etti. Bir tane yedi. 41. 41. 45. 4. Gol avantajları önemli. 43. Değil mi? 46. 2 tane yedi. 44. Ya şu an mevcutta kaç bir oluyor fark, hocam? Kaç fark var? 1 gol mü 2 gol olacak kalıyor. Şeye, genel avaraja. 2 gol. 2 gol yaparlar hocam. Şu an o maç 4-5'te yani bu öyle biterse
Galatasaray'ın herkesin şampiyon olma şansı var hocam. Galatasaray'ın yok da. Yok Fenerbahçe'nin haricinde var. Galatasaray düşüyor çıkıyor devreden. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe devreden çıkar hocam. Fenerbahçe zaten hak etmiyor da yani. 3 oluyor hocam. 3 hocam artı 3 ile giriyorlar. Artı 3. Beşiktaş avantajlı giriyor artı 3. Artı 3. Son maçlarda. Son bu... maçlara giriyor. Göztepe Malatya. Göztepe Malatya. İkisi de rahatlar. İşte rahat. Yani hocam Başakşehir maçı bitti. Bitti hocam. 0-0 bitti bize bay bay. 0-0 bitti. Gittik. Başakşehir şimdi sana yazıklar olsun ya. Sana yazıklar olsun o zaman. Bitti hocam. Şimdi gel Kasımpaşa maçına acıma. Son maçlara kaldı hocam. Gençler Birliği mi Kayseri mi hocam? Biz gittik. Biz gittik hocam biz tamam. Şu an bu anda şu anda Gençler Birliği'nin şansı var. 38 puanlı bir takımın şansı var. Son maçta. Biz 40 yaptık. Ama Kayseri 41 yaptı. Aha, dördüncü Kanazı video hocam. 4'ü atmış. Atar hocam. Rodiaga da gitti. Artı 2 hocam. Evet. Onu yok kapattıracaklar. Kapattıracaklar hocam. Yani o işi yapacaklar. Çünkü hakemler kim istiyorsa onu götürecekler. Bu hangi maç? Ankara Gücü mü? Ankara Gücü golü attı. Tabii dakika, bir dakika alabilir miyiz? Son dakika hocam. Maçların sonuna geldik. Sonlar hocam zaten. Bizim maçta bir oyuncu değişikliği var. Sakatlandı herhalde kim? Raşani. Raşani. Raşani şu an oyundan çıkıyor. Dakika 90. Uzatma. Kayseri Başakşehir maçı berabere bitti. Kayseri yine işi kıvırdı hocam. 41'i yetti. Kayseri yani bir şekilde biz yaptık hocam. Bir şeyler ya. Yemin ederim yani. Biz yaptık ya. Kendimiz yaptık hocam ya. Kendimiz tabii. Kendimiz şimdi yaptık bir yani. Bir puanı arama. Bir şu an bir puanımız olsa. Tabii bakın, hocam ya yani ya o... Kasımpaşa'ya yenilmesek ya Başakşehir'e yenilmesek. Yenilmesek biz tamamdı yani. Biz şu an ligde kalmıştık. Kendimiz hocam. Yaptık yani. O maçlarda ne oldu, ne bitti yani nasıl oldu anlamadım bunu. İki maçı da berabere bitirsek. Yenemiyoruz, yenilme. Yenilme. 2 puan. Şu an ediyor 42. Çok hocam, yazık oldu. Çok enteresan maçlar oldu. Yani. Valla çok yazık oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin golü geldi zannedersem. Oo, Fenerbahçe kimi? Şık tabii gol attı ama şey geçtikten sonra derler ya hocam. Kaçın dakika hocam? 90 hocam. 90. Uzatmalar gelecek. Yani uzatmalarda Fenerbahçe 2 gol mü bulacak? Bizim olmaz maç henüz şey bitmedi. Şimdi bizim tabii yediğimiz iki penaltı ve attığımız bileğimizin hakkıyla attığımız üç gol var. Üç gol var. Demek ki istenildiğinde, doğru kurgu yapıldığında... Yani, hocam, şimdi yani... İlmaz Hoca bir şey demiyorum da... Halkın güzel ufladın, savurdun, yaptın. Ya TKO'dan santifor yapmak ne demek ya? Senin Raşani dururken yani TKO'dan santifor... Çok büyük hatalar oldu santifor hocam. Oynayabilen... Özelliğe hocam sahip, sahip zaten sahip. Hem sol kanat oynayabiliyor hem şey forvet oynayabiliyor. Yeteneği var. Geldin o yani o maçlarda durdun oyuncu değişiklik yapmadın. Bir şey değiştir. Neydi? Futbolcu değişti potansiyeli. Acaba Ahmet Dal mı dedi öyle oynayın diye? Yani Ahmet Dal düşürdü ya takım hocam. Şimdi o demiştir ki herhalde oyuncu değişikliği yapma. Bu oyuncuları da alma. Yani bu şekilde oynayabiliyorsun yani. Buraya getirdin bak Alanya'da yeniyorsun. Yani o maçlara geldi acı maçtı. Ah ne olur ki Alanya'yı burada da yenseydi. Keşke. 1-0 döndeydik. Yani bir de öbür maçlar var. Başakşehir var. Ondan sonra Kasımpaşa var. Yani elimizdeki maçları verdik hocam. Verdik evet. Çok. Yani çok büyük aday. Onları biz... Çok kötü oldu. Düşmezdik yani. Yazık oldu. Tabii. Yazık oldu hocam. Yazık olmaz mı ya? Bu ama şimdi burada otur işte... bir dahaki sene. Çünkü hocam bir alt ligden çıkmak oldukça zor. Zor tabii hocam ya. Çok zor. Şimdi Ankara Gücü de tabii bu maçı kurtarıp son maç Alanya maçını Ankara Gücü de yapabilir hocam. Şu an 38'de Ankara Gücü. Berabere kalırsa 39 eder. Son maç 42 hocam kurtarır. Hayır bu şekilde biterse son maçta yine 41 yapma şansı var. Ankara Gücü Kayseri maçlarına bakmak lazım. O zaman üçlü avaraja bakacak hocam.
Evet, Ankara Gücü, Kayseri. Ankara Gücü, Gençler Birliği, Kayseri'ye bakar hocam. Yani bizim artık galip de gelsek küme düşmemiz kesinleşti. Fenerbahçe Kayseri maçı sporun, bitti hocam. Fenerbahçe maçı bitti. Beşiktaş da bitti herhalde. Oturduğuna göre. Beşiktaş maçı da bitti. Büyük ihtimalle bitti Beşiktaş'ta. Evet, lig daha çeşitlilik arz etmeye başladı. Fenerbahçe eliyle fırsatı tepti. Evet. Yani şu an Fenerbahçe harbi fırsatı tepti. Yani dedi hocam, ki ben bu sene şampiyonluğu istemiyorum. Hocam Beşiktaş maçında hocam olaylar oluyor. Olaylar var Beşiktaş maçında. Olur hocam. Şimdi liderliğin gideceği, şampiyonluğun gideceği bir maçta nasıl olmaz? Neler olmaz? Yani ve Gençler Birliği de bitti hocam. Gençler Birliği maçı bitti. Başakşehir maçı bitti. Bizim maç henüz oynanıyor. Bizim maçta kaç dakika uzatma var? Bir söyleyebilir misiniz? Dört dakika uzatma var. Şu an kaçıncı uzatma dakikasını oynuyoruz biz? Gençler maçı da bitti. Üçüncü son uzatma dakikasındayız. Son bir dakikalık bir uzatma devresi var. Ama bize çok yazık oldu diyebiliriz. Şu an maçları tamamladık ve küme düşmemiz tescillendi. Şey, son haftaya kaldı hocam. Ankara Gücü, Gençler Birliği. Beni ilgilendirmiyor ki onların neye kalır kalsın. Yok şu andaki hangisi kalır, hangisi düşer beni değerlendirmemize göre yani son haftaya kaldı. Son haftaya kaldı. Şöyle yani bir son haftaya kaldı. Fenerbahçe artık biraz daha dışta kaldı gibi. Fenerbahçe gitti hocam. Gitti o zaman Kayseri. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar dileyelim. Ancak orada oynar. Galatasaray'la Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne giderler. Biz Denizli düşmeyi garantiledik. Büyük ihtimalle Gençler Birliği de bize katıldı. Ama Ankara Gücü, Kayseri katıldı da diyemiyorum hocam. Farklı olabilir. Gençler Birliği'ne ben katıldı da diyemem. Oynanmamış maç var hocam. Trabzon Gençler Birliği hocam. Bizim maç bitti. Bitti bizim. Ve 3-2 yendik hocam. Bizim için fark etmiyor. Başakşehir'in yenmesi bizim için. Başakşehir yenseydi. Başakşehir yapmadı. Bunu yenemedi. Galatasaray maçı bitmedi henüz daha değil mi? Bitti gibi ama yok bitmedi yok, hocam. Yok bitmedi. Saat Galatasaray'a 5'i attıracaklar hocam. Ondan sonra sen seyret işi. Ama Beşiktaş maçının hakemini ben dedim Ali Palabıyık. Biraz bana garip gelmişti çünkü o maçın hakemi. Yani bizim maçta çok bariz bir hata yapan bir adamı sen şampiyonluğu etkileyen bir maçta görevlendirme çok normal değildi. Ve şu an son haftalarda artık onlar geldi. Şey, görüntüler niye kaldırmıyorlar ki aslında? Bitti maçlar. Maçlar bitti. Kaldırmıyorlar hocam. Böyle daha otantik görünüyor diye herhalde kaldırmıyorlar. Ya dışarı atmış Galatasaray frikik. Maç bitiyor zaten. Yani. Galatasaray maçı da biter. Malatya Denizli maçı herhalde. Evet. Şu an Galatasaray'da 6 dakikalık bir uzatma var. Son saniye. Son 10 saniye. Tabii bu maça Galatasaray maçına hakem katkısı yaptı diyebilir miyiz? Vallahi çok net yaptı hocam. Şimdi biraz daha biz pozisyonları tekrar seyretmediğimiz için şeyi görmüyoruz. Yani penaltı pozisyonu. Şu an 6 dakikalık bir uzatma. Kaç hocam? 6 dakikalık bir uzatma var. 7. dakikayı oynuyorlar. 5 olacak herhalde. Yani işte ona uğraşıyorlar. Çünkü 5'in gelmesi artı 1'e düşecek hocam. 96-97. Dakikanın içindeler. Şu anda artı 2 genel olarak. Ama maç bir türlü bitmiyor. Şimdi bitiriyor zaten. Maç bir türlü bitmediği için evet şu an maç golükten de Erzurumspor Süper Lig'e veda etti. Açıklaması yapıldı. Galatasaray maçı da bitti hocam. Şimdi gel de yanma hocam. Şimdi geçenlerde bir markette alışveriş yapıyordum. Taraftarın biri
Tabii bu Alanya maçı için değil de Kasımpaşa için şöyle dedi. Dedi ki hocam dedi biz bu maçı kazanacağız ama dedi bir puan farkla küme düşeceğiz dedi. Yani Allah mı söyletti? Ne oldu bilmiyorum. Tanımadığım birisi. Biz herhalde ekranlardan tanıdığı için geldi. Dedi ki hocam biz bu maçı kazanacağız ama Kasımpaşa maçının olduğu gündü. Ama dedi biz bir puanla dedi küme düşeceğiz. Şimdi gel o bir puanlara acıma. Evet. Bakın 80'den sonra, 82'den sonra Sivas maçını kaybettik. Öyle mi hocam? Göztepe maçını 86'dan sonra kaybettik. Berabereydik. Şimdi Başakşehir, Kasımpaşa maçları facia. Facia zaten. Trabzonspor maçında bir puanımızı çaldılar. Çaldılar mı hocam? Çaldılar. Kendi kalelerine attığı gol iptal ettiler. Zaten bundan sonra çok şey konuşulacak. Peki Gençler Birliği maçında bizim penaltımızı vermediler mi? Yok, şu an el açık pozisyonun hepsine veriyorsunuz. Fener Peki maçında... attığımız penaltıyı iptal ettiler mi? Tekrarını aynı pozisyon varken tekrarını yaptırtmadılar mı? Bakın bir puan hocam, bir puandan bahsediyorum. Kaç puan oldu? Toplay. Hocam biz 3 puan yetiyor zaten. Sayma onları. Bize bir tane yetiyor 3 puan. Hayır bakın biz şimdi kendi hatalarımız ama evet Sivas maçını biz kendimiz şimdi, kaybettik. Şimdi çok, bir de hocam sözün çok enteresan bir şey oldu. 2 tane 38'li takım bir de 41 puanlı bir 3. takım son haftaya şey giriyorlar. Şanslı giriyorlar. Biz 40 puanla oturacağız. 40 puanla küme düştük. Küme düştük. Düştüm, düştüm. İşte onu diyorum. 40 puanla düştük. Işte, bakın burada Kayseri'ye yapılan kıyaklar. Ya şu Kayseri maçını ya. 1-0 öndeyiz. Ne biçim baskılı oynuyoruz. Ya bize bir tane ajanlarını mı gönderdiler? Ne yaptılar anlamadım. Yani geldi maç 1-0 öndeyken bugün Kasımpaşa Ankara Gücü maçında garip bir sevinme var hocam. Kim oldu maç? Ben de gözüm oraya takıldı da maç bitmedi mi? Tekrarını veriyorlar hocam. O tekrar hocam. 3-1 mi? 3-1. 3-1. 3-1. Kasımpaşa Ankara Gücü maçı 3-1 oldu. Kaleci büyük hata yapmış. Ankara Gücü kalecisi çok ciddi bir hata yapmış. Ve artık Kasımpaşa maçı da 3-1 diyebiliriz. Ama Beşiktaş'ta hala sağ terk edilmedi. Garip garip olaylar o var. O çok tabii. Büyür hocam olay. Yani çünkü Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ın atmış olduğu golden sonraki Fatih Karagümrük tarafına doğru yapmış olduğu gol sevinci çok enteresan. Yani bugün akşam sabaha kadar uyuş sürer. Ben size söyleyeyim. Onu üstünde dururlar onun kesin. Peki hocam bir değerlendirme alalım. Biz de yavaş yavaş programı kapatalım. Erzurumspor eline gelmiş olan fırsatı tepmiş oldu. Yani 3-4 haftada hem Başakşehir hem Kasımpaşa yani içeride oynanmış olduğumuz maçlarla yani bir anda 39 puanla ligi bitirebilirmişiz. Çünkü yok biz elimize gelen fırsat bize yani geldi, biz verdik, bir daha geldi. 43-46 puanla ligi bitirdik. Hocam kesin Başakşehir başımızda elimize geldi, kendi elimizden verdik. Kasımpaşa Fenerbahçe maçına gittik. Orada da aslında maça başlamadan önce biz o maçı kaybetmiş pozisyondaydık. 5 dakikada maç bitti. Tık 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 3. Maç bitti. Döndük. Tekrar elimize geldi bir fırsat. Kasımpaşa. Gelmedi. Bizim o golü iptal etmeleri. İşte hocam bak o geldi fırsat. Yensek şu anda biz hocam, kaçtan bitiriyoruz hocam? 43. 43'ten bak. Yani hocam bir de iptal etsinler. Bak bugün Gençler Birliği'ni gördün. Yani hocam, iptal nereden? Etsinler golü. İptal bak, etsinler. Eğer o oyuna kendini verirsen, mücadelenin üst seviyede işte, yaparsan alırdın. Alanya maçından 2-0'dan 2-0. Döndü. Demek ki dönüyormuş hocam. O anlamda diyoruz. Dönüyormuş yani, demek. Ve çok erken 2-0 oldu. İşte, diyorum. Haluk hocam yani bu pazar günü bunun enine boyuna çok geniş yatıracağız. Ama ve maç saatine bu sezonluk veda edeceğiz. Tabii burada birincilikten... suçlu aramıyoruz ama yapılan artık hata suçlu değil hocam. Hocam hata suçlu değil var, değil var. Suçlu yok değil. Her suçlu tarafta var. Hocam. Şimdi TFF bizi Süper Lig'de istemedi hocam. Çok net. Biz de onlara çanak tuttuk. Hocam işte TFF'ye hocam, biz de yardımcı olduk. Bize söylemiş olduğu söz o manşetti. Kuzu kuzu Erzurum gidecek dediler gitti işte. Evet. Ona geldi. Işte. Bir de hocam şimdi dediğiniz gibi bizi mesela tamam sürklase ettiler ligden o tarafa attılar ama şöyle bir şey var. Bizim de hatamız var. Mesela i̇şte biz ona göre hocam, hata değil hocam. Biz katkı sağladık. Bizdeki hata değil artık. Yok şimdi onu bizim demiyorum. Yanlış hocam. Sana yanlışlar.
Biz TFF, hocam biz TFF'ye yaptıklarına katkı sağladık. Ya işte hocam katkı demek istediğim yani, o. Dedik yani ki, biz evet, katkı sağladık. Siz istemiyorsunuz. Yani biz de size yardımcı olalım. Fazla başınızı artmayalım. Elimizde altın tepsiyle bugün Fenerbahçe nasıl şampiyonluğu verdi? Altın dedi ki kardeşim ben istemiyorum. Siz gidin dedi şampiyon olun dedi. Benim hakkım değil dedi. Verdi mi? Ama Beşiktaş, ama Galatasaray. Kim bilmiyorum. Biz de aynı şeyi yaptık. Biz de bu ligi TFF bizim üstümüze oynadı. Biz de onlara yardımcı olduk. İşte benim demek istediğim o. Mesela sen çıksan ya oynasan futbol... Şimdi ne oldu? İşte yardımcı hocalarla çıktığımız bir maç. Altyapı ağırlıklı çıktığımız bir maç. Alanya'nın beşi var. İşte beşi oynuyor. Ona yapıyor, buna yapıyor. Çok erken dakikalarda da 2-0 yenik duruma düştüğümüz bir maç. İşte ama maçı çevirirken 3-2'ye getirdiğimiz yani iki tane penaltıdan yemiş. Ve 3-2'ye getirdiğimiz bir maç. Yani demek şimdi, ki oluyormuş. Ya biraz da kendi hocalarına da güveneceksin. Şimdi o kulüpte Serkan Yıldık ismini yabana atamazsın arkadaş. Atamazsın. Sen bu adamı yok hükmünde sayamazsın. Futbolcuyla ilgili farklı ve futbol şube sorumlusu olmayan bir kulüpten bahsediyoruz hocam. Hocam sade futbol şube sorumlusu yani. Değil ki. Hocam yönetim hiç başka bir şey. Yönetim yok zaten. Şimdi sen git kime ne yaparsan yap. Şimdi bakıyorum ortaya düşmüş bir kişi var. Ve bu işte de yine en çok üzülen kişi de onun olduğunu zannediyorum. Mehmet Sekmen. Çünkü bütün benliğiyle uğraştı. Ama Sekmen Başkan yani kulübü istihdam edecek, yönetimi istihdam edecek doğru yapılanmayı yapmak lazım. Yani ben aklıma bir soru geliyor, bilmiyorum. Şimdi bu maçta hoca faktörü mü var, futbolcu faktörü mü var? Hocam futbolcu. Futbolcu yani öyle değil mi? Futbolcu isterse bir de şöyle bir söyleyeyim. Kalacaktı, isterse bak düşecekti, hocam, istemediler, düştüler. Biz 2-3 haftadır biraz önce sizden onu tartışmaya konu açtım ben. Bak dedim ki Raşan İner Rahmaniç konusunu açtım. Onu bak. Bugün kim oynattı? İkisi. Kim oynadı. Kimi bıraktı geriye? Evet. Ahmet kaldı geri. Oltan kaldı, Murat kaldı. Demek ki bunun bu sirkülasyonun yani dönmesi gerekiyordu. Yani. O anlatma. Bir de oyuncumuz yok zaten. Yani sürekli hocam bunu değişikle oynatsan ya oyunun içerisinde diğerlerini de hazır tutarsın yani. Onu şimdi o anlamda biz diyorum. Her hafta aynı kadro. Ama bakıyorsun ki maçta yani kötü gidiyor. Hayır, artık de, sen bunu değiştir. Sonra hocam tamam sonra, aynı kadroyla sonradan eyvallah. Oynayan adamlarımız katkı hocam, sağlamıyor. Bak hocam şunu söyleyeyim bak. Şimdi hocam Denizli maçını da aynı kadroyla çıktık. Ama Denizli maçında 2-1 geri düştük. Hocam müdahalelerini yaptı. Rahşani'yi aldı, bilmem Buğra'yı aldı falan aldı. Oyunu biz 3-2'ye getirdik mi? Getirdik. Antep maçında aynı şey oldu. Buğra, Rahşani yine devreye girdi. 3-2'ye getirdik mi? Maç döndü gönderdi. Tamam. Şimdi sen Başakşehir maçında iki tane oyuncuyla oturdun. Böyle seyrettin benim seyreder gibi. Biz de onu diyoruz. Ondan sonra yani. Kasımpaşa maçında oturdun. Böyle seyrettin. Biz de onu diyoruz hocam. Ondan yani sonra sen... düşeceksek adam gibi düşelim. Niye adam gibi düşelim? Biz düşmüyorduk arkadaş. Düşmüyorduk. Şimdi bakın işte. Bakın. Tamam hocam. Düşürdün. Bak işte hocam düştü. Ben dünkü programda da biz bunu tartışmadık mı? Ben bunu dile getirdim. Dedim ya şimdi Yılmaz Vural hocanın söylemiş olduğuna yönetim olarak siz de destek verdiniz. Düşeceksek adam gibi düşelim. Tamam doğru. Bugün şimdi Gomez'in pozisyonunu kim açıklayacak? Gomez'in pozisyonunu bize kim açıklayacak? Bu şehre kim açıklayacak? Bu işle ilgilenen paydaşlara kim açıklayacak? Şimdi bugün şimdi başkanla konuştuğumda geleceğim bir basın toplantısı yapacağım dedi. Hocam, çünkü basında şeyler de çıktı. Şu kadar şu anda para borcumuz var. Şu hocam, kadar geldi. Her millet afaki rakamlar orada zikretti. Orada bir sıkıntımız yok. Şimdi ben kulüpten şunu rica ediyorum. Bu telefonla bağlanıp yardımda üfüleyenler var. İşte benden 200 bin, 300 bin, 150 hocam. Bin bilmem ne. Lütfen onların listesini getirin açıklayın. İnsanlar diyor ki Acun'dan 10 milyon toplandı ne oldu? Ben hiç... Bu 10 milyondan kaç lira geldi? Hocam bunlar Erzurumspor daha önceleri de yaşadı. Bunun gibi 2-3 tane daha böyle organizasyon yaptılar. Kimse açıklamadı ki. İşte onu diyorum. Açıklamadım yok, 20, hocam. 20 milyon, o zaman millet konuşur. 20 milyon nerede, 75 milyon nerede, 10 milyon nerede hocam, diye konuşurlar. Açıklamadılar. Şu anda hocam, Erzurumspor kulübünün tek yapacağı şey, ben açık ve net söylüyorum. Şu andaki puan durumuna göre Erzurumspor aslında küme düşmeyi hak etmedi. Eğer geçen yıl pandemi vardıysa, nasıl Kayseri, Ankaragücü, Malatya pandemiden dolayı kümede kaldıysa, lütfen
Artık şu, bu beyanları yapanlar, yer çekimini kullananlar, kuzu kuzuyu kullananlar lütfen otursunlar. Vallahi hocam ben Erzurumspor'un bak ben küme düşmeyi buyur. Şu andaki pandemi üst seviyede devam ediyor. Katılıyorum. O zaman bunu gündeme getirsinler hocam. Kesinlikle katılıyorum. Hem de geçen senliklerin kalma iptal edildiği zaman ölüm oranı bu kadar yüksek değildi. Vaka oranı bu kadar yüksek değildi. Ben ama Erzurumspor kulübüne şunu... Hocam bunu kim getirecek şunu, hocam? Bak işte şunu söylüyorum. Biz burada demedik mi Galatasaray maçındaki offside pozisyonu için? Ya bir UEFA'dan görüş isteyin. Gönderin. Deyin ki şöyle bir pozisyon var. Sizce bu pozisyonu bize yorumlayın. Hocam. Veya bizim iptal edilen goller. Ya deyin ki şu pozisyonu bize bir yorumlayın. Götür ondan sonra TFF'nin gözüne sok. De ki arkadaş bak sen de bunu bana böyle yorumlatıyorsun ama benim hakkım gasp edildi. Bu sene benim 8 puanım yenildi. Ben düşmez ligi düşüyorum. Bana da bu sene düşmeyi durdur. Bitti. Hocam, 24 bir 21 takım değil 24 takımla oynayın. Fark etme şu anda da yapılabilir. Şimdi de olur yine. İşte onu diyorum hocam, bu an için. Bundan şu sonra an, şu saatten itibaren. İşte şu şimdi yapılır bunu, yani. Bunu yüksek sesle dile getirmeler kesinlikle lazım. Kesinlikle. Çünkü hakkı... hem mağdur olmuşuz, puansal mağdur olmuşuz, gasp edilmişiz. Hem de pandemiden çok da ciddi etkilenmişiz. Yani... şimdi sen geçen sene niye durdurdun ligin düşmesini? Bu sene de durdur. 24 takıma bağla. Hiç değilse haftada bir kişi de bay olmasın. Dengeye binsin her şey. Yani o zaman yine çarşamba pazar oynayalım. Seneye Avrupa şampiyonası da yok, dünya şampiyonası da yok. Ligi de Haziran'ın sonuna kadar da uzatabilirsin. AB hiç grubu olsun da yok. Hocam. Ne olur ha? Ki? İki grup yapsınlar. Beyaz grup, kırmızı grup. Kırmızı grup ne yapsınlar. Hayır neyse yani onu yap. Yani bir değişiklik yapabiliyorlar. Hayır hocam. Çarşamba pazar oynat. Haziran'ın sonuna kadar hocam, oynat. Doğu hocam, grubu, bak, batı grubu. Küme düşürmeyi kaldırabiliyorsa evet. Erdinç Hoca'nın dediği gibi doğu grubu, doğu, batı grubu, kırmızı beyaz grubu neyse. Ne yapabilir. Bu? Yapabiliyor. Kuzu kuzu açıklamasını yapabiliyorsa. Bunları hocam şu an haber saatimiz geliyor. Bunları maç saatinde hocam şu anda Erzurumspor Kulüp Başkanı'nın ivedilikten, aciliyetten bunu kendi sosyal medya hesaplarından çok yüksek sesle dile getirmeleri gerekiyor. Hocam, çünkü şu pozisyonda Erzurumspor hak etmedi. Etmedi, evet. Yani, katılıyorum. Bunu, zamandan yana sıkıntı yaşıyoruz. Bunu pazar günü yapacağımız son maç saati programında ciddi manada seslendirelim, konuşalım. Ama bunu, hatta kulüptekinlerden de davet sıcağı gelirlerse gelsinler konuşalım. Hocam bugün sıcağı sıcağına. Bilmiyorum. Çünkü bu işler hocam soğunu... geçen bu işler yapanlar Kulüpler Birliği'ni topladılar. Toplantıda çıktılar. Bir hanımefendi ağladı. İşte, hocam ağladıp çıktıktan sonra o hanımefendi yüzmemek için karar aldılar. Federasyon siz kararı bize getirin biz tartışalım tamam, vesaire. Tamam o zaman hocam, bunu taşısınlar. Pazar günü bunları konuşacağız. Sevgili izleyenler bir maç saatinin daha sonuna geldik. Şimdi haber bültenine sözü bırakıp sizlere veda ediyoruz. Pazar günü saat 20.30'da görüşmek üzere diyorum. Doyum Su maç saatini sundu.